Lokman Hekim Uzaktan Eğitim Merkezi'nin düzenlemiş olduğu COVID ve vitaminlerle ilgili panelimize hoş geldiniz. Zaman ayırdığınız için bizleri çok sevindirdiniz. Bu akşam pandeminin yoğun olarak devam ettiği bir ortamda sizlere öğrendiğimiz bilgileri paylaşmak, toplum sağlığına katkıda bulunmak ve son bilgiler ışığı altında, literatür bilgileri ışığı altında önemli bilgiler paylaşacağız vitaminlerle, minerallerle ilgili. Birbirinden değerli konuşmacılarımız var. Lokman Hekim Üniversitesi'nden Volkan Özgüven hocamız var, enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Enfeksiyon etkenlerine bağışık yanıt konusunu anlatacak. Ben Metin Yıldırım Kaya olarak vitaminlerin immün sistem üzerine etki mekanizmalarından bahsedeceğim. Muhittin Serdar hocamız Acıbadem Üniversitesi'nden COVID-19 sürecinde kullanılan vitamin desteklerinde kanıta dayalı yanıtlar konusunda bize yeni bilgiler paylaşacak. Fatih Gültekin hocamız Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde biyokimya hocamız bağışıklık genetik mi güçlendirilebilir mi? Her biri birbirini tamamlayıcı konuşmalar esasında. Yine Lokman Hekim Üniversitesi'nden Eczacılık Biriminden Onur Gültekin hocamız COVID-19'da kullanılan destek ürünleri işte mineraller, vitaminler o konuda bize bilgiler paylaşacak. Yine Lokman Hekim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Evrim Güngör hocamız besin seçimi ve COVID-19'dan korunma konusunda bilgiler aktaracak. Şimdi öncelikle hepiniz tekrar hoş geldiniz diliyoruz. Yaklaşık 10-10.30'a kadar sürecek olan bu panelimizde birbirinden değerli ve hepinizin istifade edebileceği bilgiler paylaşılacak. Niye biz böyle bir konuyu tercih ettik? Bir ay kadar önce ikinci aşımı olmuştum. 10 gün kadar sonra bir aile yakınımızdan COVID-19 bulaşı oldu bize. Eşimle birlikte bana. Ve haberimiz olduğunda sakin karşıladık. D vitamini ampul birer adet aldık. Vitamin yönünden biraz daha dikkat ettik. C vitamini, B vitaminleri, mineraller, diğer A, E, C vitaminleri vesaire. Onlardan dikkat ettik. Biraz hareket ettik. Biraz psikolojik durumumuzu iyi etmeye çalıştık. Ve hospitalize olmadan çok minimal enfeksiyon belirtileri atlatarak çok şükür geçirdik. Tabii bu arada yapılan duaların da sevdiklerimiz tarafından etkisi olduğunu düşünüyoruz. Şimdi doktora öğrencilerimize vitaminlerle ilgili ayrıntılı dersler anlatırken gördüm ki bizim normalde biyokimya derslerinde tıp öğrencilerimize anlattığımız vitaminlerle ilgili dünyadan çok daha farklı dünyalar olduğunu gördük. Bilgilerimizi genişlettik ve mutlaka bu bilgileri sağlık çalışanlarıyla, öğrencilerimizle ve konuya ilgi duyan vatandaşlarımızla paylaşma ihtiyacı hissettik. Ki 2 milyon 800 küsur bin kişi bugün itibariyle COVID'den hayatını kaybetti. Artı geçirenlerde de bir miktar sekeller kaldığını duyuyoruz. Böyle büyük bir pandemi, böyle büyük bir toplum sağlığı problemine karşı Lokman Hekim Üniversitesi olarak bizler sağlık üniversitesi, sağlık temalı bir üniversite olarak neler yapabiliriz diye düşündük ve böyle bir panel yapma ihtiyacı hissettik. Şimdi ben sizin zamanınızı almak istemiyorum. Volkan hocamızdan başlayacağız ve immün sistem ile ilgili mikrobiyolojik olarak neler başımıza geliyor? Önce bu panelin başından sonuna kadar şunu yapacağız. Bir virüs veya bakteri veya yabancı bir patojen vücudumuza girdi. Öncelikle tabii doğal savunma mekanizmaları var. İşte epitel üzerinden geçmesi lazım. Ondan sonra doğal immün hücrelerle devreye karşılaşılıyor ve onlar devreye giriyor. Oradaki antijeni alıyorlar, işliyorlar. Sonra adaptif bağışıklık sistemi devreye giriyor. Şimdi bunları ayrıntılı anlatacak değilim ama şunu paylaşmak istiyorum. Bu olaylar tamamen metabolik olaylarla karşılaşılıyor. Önce epitel hücrelerin sağlamlığı.
virüsün bakterinin orayı geçip, mukoza membranlarını geçip subentriküler dokuya girmeleri. Ve ondan sonra bakterilerin fagozitozu artı immünoglobinler üretilmesi, hücrelerin çoğalması hepsinde çok ciddi olarak enerjiye ihtiyaç var. Ve bağışıklık sistemimizin gerçekten çok iyi olması gerekiyor. Zaten her gün binlerce, on binlerce tümör hücresi oluşuyor. Ve bizim bağışıklık sistemimiz onu bertaraf ediyor. Bir yandan da virüs alındığı zaman, bakteri alındığı zaman onları mı halletsin, bakterilerle mi uğraşsın? İşte bu yüzden de eğer serbest radikaller çok ciddi manada oluşursa vücudumuzda, bu sefer organizma her gün temizlemesi gereken normal yollarla oluşan mutasyona uğramış hücreleri ve diğer parametreleri halletmeye çalışıyor. Bir yandan da virüslerle, bakterilerle ilgilenmeye çalışıyor. Ve bu arada da vitaminler ve mineraller inanılmaz kullanılıyor. İşte bunların eksikliği vücudumuzda kalıcı hastalıklar gündemde. İşte biz onlardan bahsedeceğiz. Lütfen olaya o gözle bakın. Ama günümüzde vitaminleri maalesef etkili bir şekilde ölçebilecek yöntemimiz yok. Buna vitamin D dahil, B12 dahil, folik asit dahil. Bakın bunlar sıklıkla laboratuvarlarda, biyokimya laboratuvarlarında yaptığımız parametreler. Ama her birinin bir klinik biyokimyacı olarak ölçüm yöntemlerinde çok ciddi zorluklar var. Dolayısıyla yapılan çalışmalarda hep in vitro çalışmalar. In vivo çalışmalar da var. İşte onlarla ilgili bilgilerimizi, derleyip toparladığımız bilgileri bu akşam sizlerle paylaşacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Volkan Hocam, sizi dinliyoruz. Buyurun. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, bağışık yanıtın ilk ve en uzun süreli olan kısımlarından kısaca bahsedeceğiz. Tabii ki burada ana zemin vitaminler olmayacak. Yani bağışık yanıtın nasıl geliştiğini kabaca anlatacağız ki bundan sonraki anlatılanlar mesela işte doğal barajlarımızın oluşumuyla ilgili veyahut da lenfositlerin aktivasyonuyla ilgili vitaminler veya minerallerle ilgili verilecek olan bilgilerin daha rahat anlaşılması sağlanacak diye ümit ediyoruz. Efendim, insan organizmasının immün sistemi yani savunma sistemi bir kere yabancıyı organizmaya sokmamaya çalışacaktır. Durup dururken hadi bugün benim hasta olmam geldi diyenimiz yoktur herhalde. Dolayısıyla yabancıyı organizmaya sokmayacak bir kurgumuz var zaten. Salyamızdan, tükürüğümüzden, gözyaşından, mide asidimize kadar birçok mekanizmamız var. Ama yani bir de isterseniz şöyle düşünelim. Acaba mikroplar da bu dünyada yaşama hakkına sahip değil mi? Tabii ki onlar da bu dünyanın paydaşları. Dolayısıyla onların da sandığımızdan çok daha yetenekli ve zeki olduğunu biliyoruz. Malum zeka genetik materyaldedir. Hani beyinsiz adam falan diyoruz ama beyinle çok fazla ilişkili değil aslında. Sonuç olarak izinsizce insan vücuduna girecek donanıma sahipler mikroplar. Diyelim ki girdiler. Tabii insanoğlu da kendisine saldırı tehdidi oluşturan yabancıyı tanımaya çalışacaktır. Her şeyden önce tam anlamıyla bir bilgisayar gibi çalışır insanın. O ilk mikropla karşılaşma anında gösterdiği reaksiyonlar. Yani bilgisayarın A tuşuna basarsanız A'yı yazar, Z'yi yazmaz. İşte bu da öyle. Yani tamamıyla sıfır ve bir üzerine kurulmuştur bağışık yanıtta ilk mücadelemiz. Yani bu ben mi, değil mi? Bu bana yabancı mı, değil mi? En azından bunu anlamaya çalışır insan bedeni. Dolayısıyla onu sadece bu kadarcıkla yenmeye çalışır ki çoğu zaman fark etmediğiniz bedeninizdeki reaksiyonlarda bunu görüyoruz. Buna tanık oluyorsunuzdur belki zaman zaman. İşte parmağınız acımıştır, biraz kızarmıştır. İşte törpülerken parmağınızı lezze etmişsinizdir filan.
Sonuçta belki çoğu zaman immün sisteminde sorun olmayan, yeterli kan hücrelerine sahip olan, fonksiyonel olarak sağlıklı dediğimiz insanlar herhangi bir şey hissetmeden bu aşamayı geçebiliyorlar. Tabii çok ciddi olmadıkça, çok ciddi bir saldırı olmadıkça. Eğer bunu doğal olarak 0-1 gibi çalışan immünitemiz yenemediyse, ki birazdan daha açacağım ben konuyu, sonuçta bunu başaramadı demektir. Başaramadıysa da o zaman ben bunu 0-1 ile artık başaramayacağım. Sonuç olarak ben bunu bir bilene götüreyim, bilge meclisime danışayım. Bu artık ben mi değil miden çıktı arkadaş. Ben bunu ayrıntılı inceleme yapıp tanımlanması yapılacak hale götüreyim ben bir bilene danışayım diyecektir. Zaten bunu yapmazsanız hafıza immünitesi oluşmaz. Bu bilgiyi hafızaya yazmak istiyorsanız bu ilk aşamadaki belli belirsiz, çoğu zaman fark etmediğimiz, bazen de ufak tefek kırıklık, işte biraz parmağımızın şişmesi falan gibi geçiştirdiğimiz olayla atlatamadığımız durumlarda mutlaka hafızaya yazmamız için bir bilge meclise, bir bilene bunu götürmemiz gerekiyor. Yani ilk aşamada hafıza gelişimi söz konusu değil. Peki neden hafızaya alalım? Ne gerek var? Yani durmadan beynimizi dolduruyoruz işte. Ne gerek var hücrelerin hafızasını doldurmaya? İyi de her seferinde her bu mikropla, aynı mikropla karşılaştığımız, çünkü tanımladık artık. Tanımlama aşamasından geçmiş her mikrobu sıfırdan başlayarak tanımlamaya tekrar başlamak çok eziyet, çok enerji, çok aminoasit, çok ATP ve dolayısıyla bunu hafızaya yazdığınızda bir daha bu aşamaların hiçbirini geçmiyorsunuz ve dolayısıyla da belki de hayat boyu çok çok ileri yaşlarda olmamak koşuluyla bunu bir daha unutmuyorsunuz. Şimdi anlattıklarımı bir kez de biraz daha görselleştirelim. Duvarlarımız var, cildimiz var. Hiç merak ettiniz mi bilmiyorum. İnsan cildinin en yüzeyel tabakası stratum corneum ölüdür. Ölü hücrelerden oluşur. Ve dolayısıyla oradan virüs bulaşması asla mümkün değil. Bakteriler sağlam ciltten asla bulaşamazlar. Hani insanlar burnunu silerken, birazcık akıntı, burun akıntısı olduğunda burnunu silerken eline mukus, ama halk dilinden sümük dediğimiz o sekresyon bulaştığında filan midesi bulanır, elini yıkar falan. Oysa o öyle güzel bir şey ki. Bir kere çok kıvamlı bir sekresyon. Ve sadece ağzınızda burnunuzda değil, bütün adına mukoza dediğimiz, yani cildimizin bulunmadığı her yerde bulunan mukoza dediğimiz o parlak tabakanın üzerinde var. Genital mukozalarda var. Gözünüzde var, işte ağzınızda var, mide bağırsak sisteminde, yani bütün sizin görmediğiniz iç örtülerinizde, adına mukoza dediğimiz örtülerinizde mukus var. Ne kadar terledim, iyi ki terlediniz. Efendim durmadan benim tükürüğüm geliyor, ona işte sanki kötü bir şey gözüyle bakıyoruz. Oysa hep bunlar bizim daha mikropla karşı karşıya gelmeden korunmamızı sağlayan enzimlerle dolu. Enzimlerle zengin bir şekilde bizi koruyorlar. Ya herhalde bir midemde asit arttı galiba. Mide asidi, bakınız bir çok net bir örnek vereyim. Kolera mikrobu, mide asidi normal olan insanlarda 1 milyar ila 100 milyon arası bakteri bulaşırsa ancak hastalık yapabiliyor. Ama mide asidi eksik olan ya da bulunmayan insanlarda bine düşüyor, bine. 1 milyar 1000 tane bakteri yutun kolerasınız. Dolayısıyla vücut sıcaklığımız, vücudumuzun asiditesi,
Bunlar hep son derece koruyucu. De ki bakteri de eli armut taşlamıyor sonuçta veya virüs bir takım yetenekleriyle. Mesela bir grip virüsü insan sümüğünü, mukusunu parçalayan enzime sahip ya. İnanılır gibi değil. Nereden öğrendin kardeşim bunu diyesi geliyor insanın. De ki aştı. Burayı aşınca işte bilgisayar çalışmaya başlıyor. Tamamıyla bu ben mi değil mi? Bu korona virüs 2 mi? Bu influenza virüsü mü demiyor? Bu Escherichia coli mi demiyor? Bu ben mi değil mi? 0 ve 1. Bu aşamada yendi. Buna biz doğal immünite diyoruz. Yenemediyse artık bir bilene götürmek zorunda. Artık öyle sıfırmış birmiş değil. Bunun adı nedir, sanı nedir, kuyruğu nedir, bacağı nedir, ne virüsüdür, da zarfı var mıdır, yok mudur, spike'ı şöyle midir, böyle midir? Sonuçta bunun tanımlanması ki tabii ki her güzel şey gibi emek gerektiriyor. En azından 10 gün gibi bir süre gerektiriyor. Ve tabii ki tanıyorsunuz. Tanımanız size neyi sağlıyordu? Hafızayı. Bundan sonraki karşılaşmalarda ne yapacağınızı en azından bu mikroba karşı öğrenmiş oluyorsunuz. İşte aslında aşamaları böyle özetleyebiliriz. Doğal barajlarınız. Yenildiniz mi? Yenilebilirsiniz. Çok son derece sağlıklı insan da grip oluyor. Ama ölmeden atlatmayı sağlıyor o immünite. Bakınız doğal immünitede neler oluyor? Bir kere hiç karşılaşmadığınız, bilmediğiniz bir mikropla karşı karşıyasınız ve dakikalar içerisinde buna karşı bir reaksiyon üretebiliyorsanız bravo. Ama üretemiyorsanız aşağıda kazanılmış immüniteye 96 saat kadar zamanınız var. 96 saatte çözemediyseniz kazanılmış immüniteye tıpış tıpış bunu götürüp hiç olmazsa tanımlayıcı ama eziyetli, zaman gerektiren, emek gerektiren bir immüniteyi tetiklemiş oluyorsunuz. Şimdi efendim, doğal immünite tam anlamıyla sokak kavgasıdır. Karanlıkta size bir omuz atmış bir adam, gerçi biz öyle bir şey yapmayız ama hep böyle öyle çıkar ya kavgalar, sen bana nasıl omuz atarsın? Kiminle boğuştuğunuzu bilmeden başlarsınız onunla debelenmeye. Onu etkisiz hale getirdiyseniz sorun yok. Tıpış tıpış gidersiniz evinize. Ama onu orada çözemezseniz karakola götürmek zorundasınız. Evet, sonuçta buradaki immünite tanımadığınıza, hayatınızda ilk kez gördüğünüz bir bireye, bir COVID-19 virüsü, SARS-CoV-2, o da bir birey. Bu ben mi değil mi yaklaşımında bulunursunuz. Asla hafızaya dayalı değildir. Olayı geçiştirmeye dönüktür. Yendiniz, yenemediyseniz mecbursunuz oralara götürmeye. Yani kazanılmış immüniteye. Evet, dokularımızda merak ettiniz mi bilmiyorum. Makrofaj, liseden itibaren makrofaj lafını duymayanınız var mı Allah aşkına? Doku makrofajları şunu yapar, nedir bu makrofajlar ve dendritik hücreler? Bunlar bekçi, alarm zilleri var, bekçi düdüğü var. Burada bir yabancı var mı yok mu onun derdindeler. Bakınız, bu bir insan hücresi, bir doku makrofajı örneğin. İnsanlardaki enfeksiyonlarda 3 olasılık vardır. 1. Tehdit hücrenin dışındadır, burada olduğu gibi. Tehdit hücrenin dışındaysa siz bu bekçilere dışarıdan haber verecek bir sistem kurmak zorundasınız ki bunlara biz patern tanıma reseptörleri diyoruz. Toll-like reseptör 2 ve 4 gibi İsimler verilmiş buna. Ayrıntılı olarak tabii konuşmayacağız ama birazdan daha birkaç tanımlayıcı slaytımız var. Toll-like reseptörlerle dışarıdaki yabancıyı hemen fark edip, dakikalar içinde fark edip alarm zillerini çalmakla görevli o doku makrofajı dediğimiz veya dendritik hücreler dediğimiz hücreler. Peki ikinci tehdit ne? İkinci tehdit kendisini zorla insan hücresinin içerisine bir kese içinde alan adına virüs dediğimiz canlılar.
Bunu bazı öğretim üyeleri, bazı bilim insanları canlı değil diyorlar. Canlı değil de insanla nasıl oynuyor biliyor musunuz? İnanamazsınız. İnsanı kandırıyor ya, insanı aldatan bir canlı olabilir mi? Kendinden başka. Evet, toll-like reseptör 3, 7, 8, 9'da bunun için kurgulanmış. Hücre dışı için toll-like reseptör 2 ve 4, işte gram pozitif bakterin, mantar falan filan. Toll-like reseptör 3, 7, 8, 9'da viral partikülleri tanımak üzere. Üçüncü kompartman neresi? Bir hücre dışı dedik, bir virüs gibi böyle bir endozomun içerisinde insan vücudu hücresine giren ama intraselüler yani hücrenin içine girmek zorunda olan, orada kendisini ürettiren bir canlı olduğu için ve üçüncüsü de insan sitoplazmasına serbestleşen bazı böyle listerya falan gibi bazı bakteriler var ki insanın aklı almıyor gerçekten. İnsan membranlarını eriterek sitoplazmaya dediğimiz o çekirdeğin dışındaki hücrede o hücreyi oluşturan ana yapının içerisine serbestleşiyor. Orada da node card sistemi. Peki bunlar ne yapıyor? Bunlar birazdan göreceksiniz enteresan bir şekilde oraya asıl savaşçıları çağırıyorlar. Bu arada tabii ki çevresel makrofajların da olaydan haberdar olması lazım. 3-5 tane makrofaj veyahut da dendritik hücre bu işi yaparken milyarlarca mikrop var ortada. Onlar için de çevreyi uyarmak amacıyla başka tarzdaki bir hücremiz, natural killer hücreler dediğimiz hücrelerimizde çevresel makrofajları bu olaydan haberdar ediyorlar. Aynen bakın nasıl ana makrofaj yani mikropla karşılaşmış olan makrofaj veyahut da dendritik hücre sonuçta buradan natural killer hücreleri uyarıyor interleukin 12 ile ve sonuçta interferon gamma senteziyle çevresel makrofajlar da uyarılmış oluyorlar. Şimdi bakınız bundan sonraki aşama ne? Mikrobu boğazlamak, içine almak ve öldürmek. Bakteri ve mantar için bu işi nötrofiller yapıyor. Tabii ki bu nötrofiller içinde bazı tutacaklara ihtiyaç var. Bunlara opsoninler diyoruz. Bu aşamada yani doğal immünite aşamasında alternatif ve lektin yolundan adına bizim kompleman dediğimiz, kompleman sistemi dediğimiz sistem çalışıyor ve bir anlamda tutacak oluşturuyor. Yani bu insanların o bölgeye gelecek, bakteri ve mantar için o bölgeye gelecek olan hücrelerinin yakalanması için bir tutacak oluşturuyor. Kompleman dediğimiz bu sistem ama tabii alternatif lektin yol biraz non-spesifik bir yol olarak ifade edebiliriz. Efendim ondan sonraki aşamada burada gördüğünüz gibi doğal immünitede hiç bilmediğimize karşı bir takım bakteri ve mantar hücre duvarına karşı ki insanda biliyorsunuz hiçbir hücrede hücre duvarı yok. Buna karşı biraz önce söylediğim doku makrofajları ve dendritik hücreler M0 ve DH onu ifade ediyor. Toll-like reseptör 2 ve 4 uyarımı ile bakteri ve mantarlar, hücre dışı bakteri ve mantarlara karşı sonuçta uyaran yapıyor. Aynı zamanda kompleman da aktive olmuş oluyor. Bakın toll-like reseptör deyip durduk nasıl bir şey? Bir ucu sitoplazmada olan, bir ucu hücrenin dışında olan böyle kanca gibi moleküller bunlar. Böyle bakın yarı beline kadar dışarıda, yarı belinden sonrası içeride olacak şekilde bulunan doku makrofajlarında ve dendritik hücrelerimizde özellikle bulunan toll-like reseptör 2 ve 4'ten bahsediyorum. Bakın dışarıdaki bir yabancıyı hücrenin içerisine haber verecek şekilde kurgulanmış. İnsanoğlunda en az 11 tane ki 12-13'den de bahsedilmeye başlandı. En az 11 tane toll-like reseptör var. Neden bu kadar müsrif davranmış insan bedeni? Hayır. Her maddeye karşı farklı toll-like reseptör olacak ki o maddeyle kiminle karşılaştıysanız onu öldürecek hücrenizi çağırabilin. Aksi halde ortalık birbirine karışır. Bakınız ne oluyor? Toll-like reseptör 2 ve 4 özel TRAP-RAK sistemleriyle sonuçta proinflamatuar sitokinlerin yapılmasına neden olurken bakınız virüslere karşı toll-like reseptör özellikle 3 ne yapıyor? Farklı bir yoldan farklı bir maddenin
tip 1 interferonların yapımını sağlıyor. Buradaki ana amaç enfeksiyon bölgesine endotelin gelebileceği adezyon moleküllerini artırmak, damar geçirgenliğini artırmak, nötrofillerin kandan dokuya geçmesi için endoteli aralamak ve nötrofil kemotaksisini, yani nötrofillerin dokuya geçtiğinde hareket ederek sonuçta mikroba ulaşmasını sağlamak. Ana amacımız bu. Yani sonuçta bizim akut inflamasyon dediğimiz olay bakteri ve mantarlar için kurgulanmış harika bir doğal immünite olayı. Natural killer'lar için ise sadece bu aşamada adı kötü. Natural killer doğal katil demek ya. Oysa buradaki rolü tam tersine iyi bir şey. Yani öldürmek değil, makrofajları, çevresel makrofajları özel bir sitokin olan interferon gamma ile uyarmak. Virüslere karşı ise doğal immünite asla böyle değil. Şimdilik böyle değil. Neden şimdilik diyorum? Eğer siz viral enfeksiyonu durduramayıp da ortama çok miktarda ölü hücre koyarsanız yine bu sistem çalışıyor tabii ki. Ama viral enfeksiyonun şu anda biz başlangıcından bahsediyoruz. Birkaç dakikada olandan bahsediyoruz. Birkaç saatte olandan bahsediyoruz. Evet, bakınız proinflamatuar sitokin deyip durduk. Ya neden bu kadar önemli? Çünkü inflamasyon olması için damar sisteminde dolaşan hücrelerinizin mutlaka haberdar edilmesi lazım. Dokudan haberi olmaz ki nötrofil dediğimiz hücrenin. Dolayısıyla bakınız toll-like reseptör yabancıyı fark etti. Yarım saat gibi çok kısa bir zaman aralığında adına tümör nekrozis faktörü alfa dediğimiz ilk sitokini yapmaya başladı. Bu arada yine hücre duvarı sayesinde alternatif ve lektin yolu, işte mannoz binding lektin gibi, lefikolin gibi veyahut da gram negatif bakterilerde lipopolisakkaritler gibi uyaranlar sayesinde aktive oldu. TNF-alfadan yarım saat kadar sonra onun bir anlamda yardımcısı gibi davranan interleukin 1 beta, bu ikisinin etkisiyle daha sonra size sözü edilecek interleukin 6 ve interleukin 8. Hani şu nötrofillerin damardan çıkıp da dokuya gitmesi, biz buna kemotaksi diyoruz. Kemotaksisini sağlamak üzere bir maddeden bahsettik ya, işte interleukin 8. Tabii tek başına değil ama bu olayda görev alıyor. Bakın ne yaptı TNF-alfa ve interleukin 1 beta ki en başlatıcı sitokin bu. O bölgeyi damar endotelinde işaretledi. Peki bu ne işimize yarayacak? Oradan habersizce geçmekte olan nötrofiller ilk başta yuvarlanarak durdurulacak, yavaşlatılacak. Sonra da farklı bir adezyon molekülü, yapışma molekülüyle orada durdurulacak. Sonra bu maddelerin ortaklaşa yaptığı bir etki ile birkaç tanesi hariç ortaklaşa yaptığı etkiyle burada damar endoteli birbirinden ayrılıp aradan nötrofillerin dokuya geçmesi sağlanacak. Sonra da interleukin 8 sayesinde ve tabii ki leukotriyen B4 gibi, işte C3A, C5A gibi diğer birçok maddenin etkisiyle, ki kemoatraktan diyoruz onlara, kemoatraktanların etkisiyle nötrofil mikrobu bulacak. Bakınız damarı genişlettik, o bölgede kan toplandı, bir takım geçirgenliği artırıcı maddeler sayesinde nötrofili buradan içeriye soktuk. Tabii burada çok ayrıntısına girmeyeceğim, zamanım doluyor çünkü. Burada bir takım yardımcı sistemler var. Yani tek başına TNF-alfa ve interleukin 1 beta, interleukin 6, 8, 12 bunlar değil. Aynı zamanda fosfolipaz A üzerinden, arachidonic asit ve lizopaf üzerinden bir takım maddeler, yine damar üzerine etkili, kemotaksiye etkili, olayı kolaylaştırıcı maddeler devreye girecek. Sonra bir daha önce adını söylediğim opsonik maddeler ki doğal immünite aşamasında tabii C3B burada önemli. Nötrofillere tutacak oluşturacak. Bu nötrofiller gidip bakteri ve mantarın üzerine yapışmış olan bu maddeleri, opsonin dediğimiz maddeleri yakalayacaklar ve içlerine alacaklar. İçinde aldı da ne oldu? Mutlaka vitaminlerle, enzimlerle, zaten bakın burada bir sürü enzim var. Enzim ve vitamin ilişkisi daha sonra size söylenecek. İşte birçok enzime sahip olan nötrofiller mikropları böyle içlerine alıp, bakınız burada gördüğünüz gibi içlerine alıp, sonra bakın
serbest radikaller yardımıyla oksidatif yollarla veyahut da enzimatik yollarla parçalayıp öldürecekler. Ve son cümlelerim aslında antiviral doğal immüniteyle ilgili. Gördüğünüz gibi tip 1 interferonlar dedik, daha önce de söyledik. Bir virüsü hiç tanımıyoruz. Sonuçta bir kesecik içerisinde insan vücuduna girer girmez daha önce belirttiğim gibi 3, 7, 8, 9 toll-like reseptör ile interferon alfa başta olmak üzere interferon alfa ve beta yapımı sağlanacak. Bu enfekte olmuş kendi hücremizi feda etmemizi sağlayacak. Yani bizzat hücremizi öldürteceğiz. Ne ile? MHC klas 1 aracılığıyla bir özel molekül. Biz bunu hücremizin dışına haber vereceğiz. Kendimizi ispiyonlayacağız ve kendi hücrelerimizi davet ederek kendi hücremizi ama yoldan çıkmış hücremizi bu şekilde öldüreceğiz ve bu arada çevredeki hücreleri de çok özel reseptörlerine yapışarak antiviral protein sentezi açısından onları durduracak olan enzimler sayesinde bu hücreleri de korumuş olacağız. Yani hem hücrelerimizi öldüreceğiz, enfekte hücrelerimizi, hem de çevredeki sağlıklı hücrelerin protein sentezlemesini geçici süreyle durduracağız ve edinsel immünitede de antijene özgü, farklı antijenleri ayırt edebilmeye yönelik, hafıza oluşturmaya yönelik bir immünite olduğunu daha önce söyledik. Burada antijenin intraselüler tarafı lenfositlerle ilgili bu TLPR0, TLPR1 olduktan sonra interferon gamma ile, çok ayrıntıya girmek istemiyorum, interferon gamma ile kendi hücrelerini öldürücü eylemi başlatıyor. Yani doğal immünitede interferon alfa yapıyoruz ama adaptif immünitede öldürme eylemine geçiyoruz. CD8 ve natural killer'ları aktive ediyoruz ve bu şekilde hem makrofaj aktivasyonuyla hem doğru düz fagositoz yapabilmek için hem makrofaj aktivasyonuyla hem sitotoksik aktivite ile biz bu intraselüler patojeni durdurmaya çalışıyoruz. Ama bu bir çok büyük, pek konumuz değil ama çok büyük bakteri ve mantarlarda, özellikle kapsüllü bakteri ve mantarlarda ekstraselüler tarafın daha ön planda çalışmasını sağlamamızı gerektiriyor. Bunun için de interleukin 4 tarafı çalışıyor. TLPR0, interleukin 4 ve TLPR2 olduktan sonra burada B lenfositlere dayalı antikor sentezi gerçekleşmiş oluyor. Sonuç olarak bakteri mantarlara yönelik doğal immüniteyi anlattık, antiviral immüniteyi anlattık, intraselüler patojenlere karşı immüniteyi anlattık ve ekstraselüler patojenlere karşı adaptif immüniteyi anlattık. Bu şekilde özetleyebiliriz. Size anlattıklarımın özetini bu slaytta görebilirsiniz. Tekrar izleyecekler için koydum. Ve anlattığım edinsel immünitede TLPR0-1 ve TLPR2'nin nasıl davrandığını bir daha izleyenler için koydum, özetlemek açısından. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Evet, Volkan hocamıza çok çok teşekkür ederiz. Hem zamanında bitirdi hem de biraz komplike gibi görünüyor bu bileşikler ama çok çok güzel oldu. Yani böyle anlatılması gerekiyordu ki bundan sonraki konuşmacılar, özellikle ben, mekanizmaları gündeme getirirken bakın bu interferonlar, sitokinler, makrofajlar, dendritik hücreler, bunların hepsinin vitaminlerle, minerallerle içte dışta olduğunu ve onların eksikliklerinde bu sistemlerin ciddi etkileneceğini paylaşacağım. Şimdi ikinci konuşmacı olarak ekranım görünüyor mu? Furkan Bey, ekran görünüyor değil mi? Tam ekran. Hocam görüyoruz şu anda ekranınızı. Buyurun. Peki. Şimdi vitaminlerin immün sistem üzerine etki mekanizmaları. Burada son 3-5 yıldaki literatür bilgilerine dayanarak konuşulacak bütün bunlar. Klasik textbook bilgilerini hemen hemen hiç aktarmayacağım. Burada önce birkaç slide, özellikle COVID-19'da ölüme neden olan mekanizmaları birkaç cümleyle, birkaç slide'da anlattıktan sonra vitaminlere geçeceğiz. Şimdi sepsis dediğimiz olay şu. Bakteri, fungus ve virüslere karşı konağın inflamatuar cevabı. Ama çok kompleks,
metabolik bozukluklar var burada. Ağır sepsis dediğimiz olayda solunum güçlüğü sendromu, ARSD diyoruz, akut solunum güçlüğü sendromu, ki hastaların birçoğu böyle kaybediliyor COVID-19 hastalarının. Hasta buna girdikten sonra çoklu organ disfonksiyonuna katılıyor. İşte böbrek yetmezlikleri oluyor, damar içi pıhtılaşmalar oluyor, dolaşım, seriler, metabolik bozukluklar ve sonunda maalesef hastalar kaybediliyor. Şimdi burada septik şoka girmiş bir hastada mortalite %80'e kadar çıkıyor. Aslında Amerika'da istatistikler orada daha düzgün tutulduğu için onu örnek veriyoruz. Hospitalize hastalarda, hastaneye yatan hastalarda sepsis gelişme oranı her 100 hastadan 6 tane. Aslında iyi bir rakam, fazla bir rakam. Ve dünya genelinde yılda sepsisle ilişkili ölüm sayısının 11 milyon olduğu söyleniyor. Şimdi COVID-19 hastalarında akciğer enfeksiyonları, viral pnömoni her 3 veya 5 hastadan birinde görünüyor. Viral pnömoni gelişince akut akciğer hasarı gelişiyor. Sonra viral sepsis dediğimiz olay gündeme geliyor. Akut solunum güçlüğü sendromu ve onunla arkasında da sitokin fırtınası, ki biz bundan çok korkuyoruz. Veya sitokin salınım fırtınası. İşte bu sitokin fırtınasına neden olan ana faktör interleukin 6. Bu interleukin 6'nın fazla miktarda üretilmesi olaya, işte biraz evvel Volkan Hoca'nın anlattığı makrofajlardan, dendritik hücrelerden, diğer hücrelerden diğer sitokinlerin salınımını, ama çok fazla salınımını neden oluyor. TNF-alfa, TGF-beta vesaire vesaire. Bu durumda ne oluyor? Bütün sistem etkileniyor. Vücuttaki bütün sistem etkileniyor. İşte biz ne yapmamız gerekiyor? Şu viral pnömoni başlangıcında eğer burayı bir bloke edebilirsek, daha ileri safhaya geçmesini önleyebilirsek hastaları geri döndürüyoruz. Ama özellikle viral sepsis ve solunum güçlüğü sendromuna girdiği zaman artık gerçekten çok zor oluyor. Sonunda multi organ disfonksiyonu dediğimiz böbrekler, damar içi yaygın pıhtılaşmalar, işte bunların hepsi laboratuvar testleriyle kontrol ediliyor açıkçası. Şimdi bu sepsisle ilişkili solunum güçlüğü sendromunda ve multi organ disfonksiyonunu önlemede ve tedavide son zamanlarda özellikle Amerika merkezde vitaminler değerlendirilmeye başlandı. Örneğin vitamin B3, niasin, vitamin C, vitamin B1, hidrokortizon. Bu üçünü birlikte kullanan birçok çalışma var esasında. Vitamin B2, vitamin B6, B12 vitamini, magnezyum. Magnezyum da burada çok önemli. Bakın bütün bunların hepsini birlikte içeren ve yurt dışında bir Türk bilim insanımız Fatih Uçkun'un önderlik yaptığı bir çalışma var. Rejuvenix adlı bir ilaç. İşte akut solunum güçlüğü sendromunda ve multi organ yetmezliğinde COVID-19 hastalarda bunu bir önleyebilir miyiz şeklinde bir fazı 2 çalışması var. Şu anda o değerlendiriliyor ve parenteral verilecek şekilde, intravenöz verilecek şekilde, bakın askorbik asit oluşturmuşlar flakonlar halinde. Hepsini birlikte tiamin, B1 vitamini, magnezyum sülfat, B12 vitamini, B3 vitamini, niasinamid, piridoksin B6, riboflavin B2, bir de pantotenik asit, B5 vitamini. Bakın bunların birçoğu B vitamin kompleksleri ve C vitamini. Artı bir de magnezyum koymuşlar, ki magnezyum gerçekten bu vitaminlerin görev aldığı birçok enzimatik reaksiyonlarda kullanılıyor açıkçası. Her birinin miktarları var. İşte burada hastalar viral pnömoniye girmeden veya girmek üzereyken veya girince hemen bunlar deneniyor şu anda. Ve sonuçları da yakın zamanda yayınlanır diye düşünüyorum. Hep beraber merakla bekliyoruz. Ama işte benim de konum bunun üzerine devam edecek. Şimdi bizim B vitaminlerimiz suda çözülen vitaminler. Bakın burada textbooklardan aldığım bir slide bu. B1, B2, B3, B5 bilimin vitaminler var. Ve burada da fonksiyonları var. Ama dikkatinizi çekiyorum, bu fonksiyonlarda tamam karbonhidratlar, yağlar, proteinler, amino asitler, bunların nükleik asit sentezi vesaire, bunların hepsini yazıyor burada. Ama hemen hemen hiçbirinde makrofajlara, immün sisteme etkileri, adaptif veya doğal, bunlardan tam bahsedilmiyor. Yani genellikle tek buklarda bunlar var. Ama literatürlere indiğimizde bakın aynı şekilde yağda çözülen vitaminler, A, D, E, K vitaminleri, bunların da önemli fonksiyonları var. İşte ama immün sistemle ilgili textbooklara girmiş net bilgiler yok. Şimdi B1 vitamininden başlayalım.
Çünkü son 3-5 yılda inanılmaz bunlarla ilgili çalışmalar yapıldı ve çok iyi dergilerde yayınlar çıkıyor açıkçası. Şimdi tiamin B1 vitamini. 8 adet D vitamininden birisi esasında. Şimdi bu B vitaminleri suda çözündüğü için çok kısa sürede vücutta fazla miktarda depoları yok. Ve eğer her gün düzenli alınmazsa bunlar 3-5 gün içinde, bir hafta 10 gün içinde eksiklikleri görülüyor. Ve bunlardan da yeteri kadar almak gerekiyor. Aslında alındığı zaman da bağırsaklardan eminim bunların belli bir oranda. Yani aldığımız tüm vitaminlerin hepsini bağırsaklardan biz absorbe edemiyoruz. Şimdi burada şu bilgi de var. Erkeklerde, kadınlarda günlük ihtiyaçlar farklı. Biraz erkeklerde daha fazla. Gebelerde ve emziren kadınlarda ihtiyaç daha fazla oluyor. Burada B1 vitamini ve diğer vitaminler, hepsini ayrıntılı anlatmayacağım. Niye eksik oluyor? Bir, azalmış alım. İki, bozulmuş emilim. Yani bir bakıyorsunuz bu vitaminlerin hepsinin bağırsaklardan emilebilmesi için protein yapıda taşıyıcılara gerek var. Ama o protein yapıda taşıyıcılar bir süre sonra mutasyona uğruyor ve özellikle yaş ilerledikçe emilimleri gerçekten etkileniyor. Sonra vitamin, mesela tiamin, aktif formu tiamin pirofosfat. Hücre içine alınıyor, hücre içinde bunun fosforillenmesi lazım. İşte onun da enzimler gerekiyor. O enzimlerin de yeteri kadar çalışamadığı durumlar oluyor. İşte biyolojik aktif forma dönüşememesi örneğin. Bir de aşırı miktarda vücuttan atılan durumlar oluyor. Burada şu bilgi de önemli, alkol. Özellikle alkoliklerde birçok besin maddesinin ve vitaminin eminimi etkileniyor. Bakın vakaların %50'si tiamin eksikliği vakaların alkol kullanımı. Uzun süreli açlıklar, özellikle mide küçültme ameliyatları, bariyatrik cerrahi. Bakın bu sadece tiaminle ilgili değil. Ben ayrıntılı anlatmayacağım ama genel bilgi olarak bunları sunuyorum. Besinlere kısıtlı ulaşım, kusmalar devam eden ve bazen de karbonhidratlardan zengin beslenmelerde de tiamin eksikliği gözlenebiliyor. Aslında tiamin vücutta birkaç enzimatik reaksiyonda görev alıyor. Bunlardan bir tanesi pentoz fosfat yolunda transketonaz enzimi. Ama bu enzim eksikse, yani tiamin eksikse, bu durumda ne oluyor? Pentoz fosfat yolu çalışmıyor. Bakın bu yolda ne üretildi? Riboz 5 fosfat ve ne ADPH? İşte riboz 5 fosfat nükleik asitlerin sentezinde görev alıyor. Aslında bir bakıma DNA sentezinde görev alıyor. Diğer, bakın, NADPH glutatyon oluşumunda görev alıyor. Yine diğer başka nörotransmitterler vesaire ama nükleik asitler DNA sentezi. Bu ne anlama geliyor? İster beyaz küreler, nötrofiller, dendritik hücreler, ister T ve B lenfositleri, bunların çoğalabilmesi için mutlaka DNA sentezi gerekiyor. Bakın buradaki tiamindeki bir eksiklik nelere yol açıyor? Bir diğer olay glutatyon oldukça önemli hücre içinde. Antioksidan savunma sisteminde çok çok önemli bir parametre. Bunun da oluşumu etkileniyor. Sonra yine bakın TCA döngümüz var burada. TCA döngüsünde alfa ketoglutarat dehidrogenaz enzimi var. Pirüvat dehidrogenaz enzimi var. Mitokondri içinde bunlar. Ve bunlar enerji üreten mekanizmalarda çok 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 önemli. Bakın alfa ketoglutarat süksünlü kuaya dönüyor. Tiamin kullanılıyor burada. Eğer bu tiamin eksikse alfa ketoglutarat glutamat oluşumuna kayıyor. Glutamatın fazla miktarda olması beyinde özellikle glutamat reseptörleri var. İnanılmaz onlar uyarılıyor ve bilimum problemler gündeme geliyor. Bakın aslında sadece immün sistemle vitaminleri bu akşamki konuşmada sınırlandıracağım ama her biri vücutta çok önemli metabolik sonuçlara yol açıyor. Tiaminle ilgili bilgiler böyle. Gelelim riboflavine. B2 vitamini. Bakın riboflavin aslında hücresel biyokimyada yani birçok metabolik olaylarda çok çok önemli. Burada enteresan bir şekilde çok çalışmalar var. İşte migrenin eksikliğinde migrene yol açmaları veya migrende supplement olarak alınması, riboflavin eksikliğinde demirin emilememesi ve anemilere yol açması, kanserde etkileşimleri var eksikliğinde. Çünkü antioksidan bir molekül riboflavin. Biraz sonra çok çok paylaşacağım. Yine karbonhidrat metabolizmasını, hipertansiyon, diyabet yani bakın birçok olayları etkiliyor. Ve bunların dışarıdan verilmesi ve şuradaki problemlere önleyici rollerinden bahsediliyor. Şimdi bakın demir veriyorsunuz oral yolla
demirin bağırsaklardan emilimi etkileniyor. Eğer riboflavin eksikse, sadece riboflavin verildiğinde normal beslenmede demir alınıyor içeriye ve demir eksikliği tedavi ediliyor. İşte klinisyenlerimiz bu bilgileri de paylaşmış olalım onlarla da. Yani hastalara yaklaşma konusunda sadece riboflavin antioksidan veya enzimatik olarak değil. Bakın triptofan metabolizması. Triptofan çok önemli bir amino asit. Ondan niyasin sentezi oluyor. Başka metabolik olaylar gerçekleşiyor. Bakın yine bu riboflavin özellikle mitokondriyal disfonksiyon. Riboflavin elektron transport zinciri üyeleri var mitokondri içinde. ATP üretiyor. İşte bunların yapısında var riboflavin. Eğer riboflavin eksikse hücre ATP üretemiyor. Üretemeyince ne oluyor? Mitokondri içinde serbest radikaller inanılmaz oluşuyor. Ve o da vücudun normal mekanizmalarını etkiliyor. Normal yapılarını okside ediyor. Yani vücut savunmasız kalıyor bir bakıma dışarıdan virüs ve bakteri aldığımız zaman. Tedavide kullanılabiliyor. İşte kanser tedavisinde kemoradyoterapide destek olarak kullanılabiliyor. Metabolik hastalıklarda özellikle yeni doğan metabolik hastalıklara var. Riboflavin buralarda veriliyor. Bakın aslında riboflavin şu A şıkkında görüyoruz. Riboflavin besinler yoluyla biz böyle alıyoruz. Ama hücre içine girince bunlar fosfatlanıyor. Adenin ribosfosfatlar bağlanıyor ve aktif forma FMN ve FAD'ye dönüşüyor. İşte esas aktif formu bu. İşte bakın riboflavin bağırsaklardan alınırken taşıyıcı moleküller oluyor. İşte biraz evvel tiamini anlatırken de gündeme getirdim. İşte bu riboflavin transport proteinleri var. Onlardaki mutasyonlar bakın hücre içine alındı. Oh rahatladık yok. Kana geçebilir yine taşıyıcılarla. Mitokondriye girerken de yine taşıyıcılar gerekiyor. Bakın tüm bu aşamalardaki problemler vitamini biz normal beslensek dahi eğer hücre içine alamazsak, mitokondri içine alamazsak yine eksiklik semptomları gelişecek. O yüzden diyoruz bakın zaten aldığımız vitaminlerin belirli bir oranda kısmı emilebiliyor bağırsaklardan. Dolayısıyla eğer bu taşıyıcı sistemlerde problem olup olmadığını gerçekten bilemiyoruz. O yüzden de ne kadar bu özellikle enfeksiyon sürelerinde dışarıdan ne kadar alınabilirse metabolizma o kadar rahatlayacak. Beyine giren miktarlar farklı reseptörlerle giriyor vesaire. Şimdi bu riboflavin hücresel fonksiyonlarda önemini bakın 90 tane gen var. Riboflavin kullanan enzimlerde 90 gen bildirilmiş. Burada lipid protein sentezi, başka sentezler, bakın kompleks bir kompleks ki elektron transport zinciri üyeleri, glutatyon redüktaz enzimi burada çok çok önemli. İşte apoptosis indükleyici faktör olarak değerlendiriyor. Homosistein metabolizmasında bu çok önemli. Homosistein endotel hasarı yapıyor, radikal oluşumuna yol açıyor. Birçok olumsuz yönleri var. Artı piridoksin B6 vitamini onun aktif forma çevrilmesinde de yine riboflavinin çok önemli görevleri var. İşte antioksidan özellikler. Bakın burada riboflavin eksikliğinde serbest radikaller detoksifiye edilemiyor. Ve hücre içinde bir oksidatif stres oluyor. Ve o radikaller DNA'yı, hücre membranlarını, mitokondriyi, başka molekülleri, LDL'yi vesaire nörodejeneratif hastalıklar dediğimiz işte Alzheimer, demans, Parkinson, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar vesaire vesaire. Yani aklımıza gelen birçok hastalık işte böyle gelişiyor. İşte riboflavin eğer meyve sineklerinde yapılmış çalışmalar var. Verilirse işte yaşam süresini uzatıyor. Yine bazı çok yararlı enzimlerimiz var. Örneğin SOT dediğimiz süperoksit dizmutaz enzimi, katalaz, glutatyon peroksitaz. Bunların hepsi riboflavin miktarlarından etkileniyor açıkçası. Bakın bu B2 vitamini gerçekten çok önemli. İşte burada antioksidan olduğu, kanser tedavisinde anti-inflamasyon olarak, ağrı kesici olarak, immün sistemi arttırıcı olarak, başka işte migreni azaltıcı diğer olaylar var, onlara girmiyorum. Burada bizim riboflavin glutatyon redüktaz enziminin yapısında var. Bu enzim gerçekten çok önemli. Ve bu enzim NADPH yani B3'ün aktif formudur NADPH bunu kullanarak okside glutatyon redükte hale getiriyor. İşte bu redükte glutatyon vücutta normalde oluşmuş hidrojen peroksit ki radikal bunu zararsız hale getiriyor. Bakın bunu su haline getiriyor.
Enzim glutatyon peroksidaz. Ama bu enzim redükte glutatyon kullanıyor. İşte hücre içinde bu redükte glutatyonun azalması birçok metabolik hastalıklara yol açıyor ve viral enfeksiyonlara eğilim artıyor. Bakın glutatyon peroksidazın çalışabilmesine selenyum gerekiyor. Daha sonraki konuşmacılarımız selenyumla ilgili bilgiler de paylaşacaklar. Bu da çok önemli bir mineral selenyum. İşte immün sistem üzerine riboflavin oldukça önemli bir elektron transport zincirine kompleks 1, kompleks 2. Bunun mutlaka çalışması lazım ki ATP üretilebilsin ve bu iki kompleksin yapısında riboflavin var. Ve bu immün sistem biraz evvel de Volkan Hoca bahsetti. Hücreler çoğalıyor, sitokinler üretiliyor, immünoglobinler üretiliyor. Bunların hepsi ATP'ye gerek duyuyor. Dolayısıyla eğer beta oksidasyon bozulursa ATP bozulur ve bütün sistem açıkçası virüslere, bakterilere kontrolü açık hale gelir. İşte nötrofil ve makrofajların canlılığını, fagocitik aktiviteyi çoğalmasını, hücre proliferasyonunu, diferansiyasyon ve aktivasyonunu, yani başka birçok olayı etkiliyor. Bunların ayrıntılarını böyle yazdım ama hepsini okumayacağım. Dolayısıyla bakın riboflavin sepsisle antibiyotik tedavisiyle beraber mortalite oranlarını azalttığı yönde gerçekten çok ciddi çalışmalar var. Bakın riboflavin NADPH oksidaz diye bir enzim var. Bu enzim fagosite edilen bakterilerin, nötrofiller, makrofajlar tarafından fagosite edilen bakterilerin lizozomlarda parçalanmasını sağlıyor. Ve bu enzim NADPH oksidaz, bakın yapısında hem FAD var, B2 vitamini, hem de NADPH var, B3 vitamini. Eğer bu riboflavin eksikse bu enzim çalışmıyor ve fagosite ettiğimiz bakteriler yıkımı etkileniyor, yıkılamıyor. Bu sefer ne oluyor? Vücut enfeksiyonlara duyarlı hale geliyor. Burada riboflavin B2 eksikliğinde oksidasyon redüksiyon reaksiyonları etkileniyor. Ve eksikliği gerçekten sık görülen, en fazla görülen vitaminlerden biri. Özellikle yoğun pirinç tüketilen ülkelerde oluyor riboflavin eksikliği. Fakat bu klinik eksiklik olmasa da subklinik riboflavin eksikliği bütün dünya genelinde fazla. Özellikle veganlarda %48 oranında düşük olduğu söyleniyor. Veganlarda yaşlı insanların %60'ında düşüklükten bahsediliyor. Yine bakın bazı ilaçlar emilimi etkiliyor. Alkol, gebelik, emzirme, ağır egzersizler olabiliyor. Bakın biraz evvel de paylaştım. Riboflavin oral alımıyla sadece %15 oranında emilim gerçekleşiyor. Bir diğer vitaminimiz niasin. B3 vitamini, nikotinik asit, nikotinamid bunlar vitamin prekürsörleri. Triptofandan da amino asit sentezlenebiliyor vücutta niasin. Bu niasinin aktif formu NAD, NADP. Bunlar oksidasyon tepkimelerine görev oluyor. Aslında bunlar hücre içinde birbirine dönebiliyor. Niasinler okside oluyor. Elektronlar geliyor. NAD'ye NADH oluyor. Bunlar birbirine dönüşüyor. NADP, NADPH. Bunlar böyle bir döngü halinde dönüşüyor. Aslında daha önceki dersler ayrıntılarıyla inmediğim dönemlerde ne oluyordu? Ya bunlar birbirine dönüşüyor. Bu niasin niye eksikliği geliştirir diye sorardım. Burada çok önemli bilgiler var. Bakın niasin 400'den fazla enzimin yapısına katılıyor. NAD veya NADP olarak 400'den fazla enerji üretimi ve sentez reaksiyonlarında gerçekten çok önemli. Ve birçok farklı reaksiyonları destekliyorlar. Aynı zamanda NADP detoksifikasyon ve antioksidan sistemlerde biraz evvel de paylaştım. Çok çok önemli. Besinler aldık. Karbonhidratlar, proteinler, yağlar. Bunlar vücudumuza girdi, okside oldu. Elektronlar NAD'ye gitti, NADH oldu. Ve küçük basit moleküller ama bu esnada ATP üretildi. Bakın bu basit moleküllerden birleşti bunlar. ATP'de kullanıldı. NADPH devreye girdi bu sefer. Ne oldu? Proteinler, lipidler yani böyle bir döngü var. Vücutta 400 gram her gün protein yıkımı olur. 400 gram da sentezi olur. Yani böyle bir döngü var. İşte bakın NAD ve NADP buralarda böyle kullanılıyor açıkçası. Ama NAD'nin kullanıldığı çok çok önemli. Bakın bu konuşmanın belki de en can alıcı noktasından bahsedeceğim. Burada çok önemli 3 tane metabolik olay var. Bunlardan bir tanesi, textbooklarda bunlar fazla yazmıyor açıkçası. Bunlardan bir tanesi NAD, PARP adını verdiğimiz enzimler tarafından kullanılıyor. NAD'deki adenin, riboz ve fosfatlar alınıyor. Ne oluyor? Ne oluyor?
Bunlar başka moleküllere aktarılıyor. Ve bu olayda bakın DNA tamirinde kullanılıyor. Sinyal stres cevabında kullanılıyor. İşte RNA sentezinin regülasyonunda, hücrenin farklılaşmasında yani antiviral savunmada. Bakın burada COVID-19 enfeksiyonlarında bu PARPS inanılmaz aktive oluyor. Ve bu PARPS'ın fazla miktarda aktive olması interleukin 6 üretimini çok çok arttırıyor. İnterleukin 6 da sitokin fırtınasını başlatan ana faktör. Ve klinisyenler buradan çok korkuyor. Eğer diyorlar bu PARPS'ı inhibe ederseniz ki B6, B3 vitamini niasinamid verirseniz inhibe ederseniz biraz yüksek dozlarda ve sitokin fırtınasını önlersiniz diyorlar. Ve o yüzden de diyorlar ki COVID-19 hastalarında öksürük başladığı anda dışarıdan niasin verin diyorlar. Hiç düşünmeyin. Ve bunu inhibe edin diyorlar. Bunu inhibe edin diyorlar ve sitokin fırtınası olayını baskılayın diyorlar. Bir diğer olay NAD bağımı asetilasyon. Vücuttaki bazı proteinler örneğin kompleks 1, kompleks 2 proteinleri. ATP üreten mekanizmalar bunlar. Asetilleniyor. Rutinde asetilleniyor. İşte NAD bağımlı sirtüinler var. Onlar da özel proteinler. Yeni yeni ortaya çıkıyor bunlar. 20 yıl önce gerçekten yoktu. Geçenlerde yani 1,5 yıl kadar önce Acar Baltaş Hoca YÖK'te bir toplantı yaptı. 2000'den önce üniversite mezunlarının yeniden üniversite eğitimine tabi tutulması gerekir diye böyle biz dekanlara, rektörlere bir sunumda bulunmuştu. Çok etkilenmiştim. Gerçekten bu bilgilerin 20 yıl önce biz hele biz öğrenciyken, öğrencilik yıllarımızda olmadığında ısrarla paylaşayım. İşte daha sonra kalsiyum mobilizasyonu ile ilgili NAD'nin önemli görevleri var. Gerçekten burada bakın T lenfosit aktivasyonunda bütün bunlar niasinin görevleri arasında yer alıyor. Bakın besin kaynakları olarak da vücutta sentez olabiliyor triptofandan özellikle. İşte çeşitli etle tahıl ürünleri vesaire vesaire oluşuyor. İşte bunlar da değişik miktarlarda. Mesela günde erkekte 16 miligram, kadında 14 miligram önerilen dozlar. Ama burada bir bilgi daha paylaşmak istiyorum esasında. Bu da çok önemsedim buna. Bakın burada Amerika'da cereal'lar var. Bunlar genellikle yoğun tüketiliyor. Ama bunlar dışarıdan vitaminler veriliyor. Bakın burada 16 miligram kadar günlük ihtiyaçta işte bir fincan kadar cereal tüketildiği zaman 20-27 miligram civarında ben B3 alıyorum esasında. Ama bakın diğerlerinde işte balık olsun, tavuk olsun, bif olsun bunlardaki miktarlara bakın görüyorsunuz 100 miligram, 100 gram miktarlarında kadar görüyorsunuz. Ama burada işte bazı gelişmiş ülkeler ortak kullanım ve sık kullanılan besin maddelerine dışarıdan şey yapıyorlar, destekliyorlar ve bu da genel vitamin kayıpları. Bu vitamin D içinde geçerli, folik asit içinde geçerli. Yani bunu da Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı böyle bir politikada izleyebilir. Bakın B12 vitamini. Bu B12 vitamini esasında vücutta iki yerde görev oluyor. Bakın şekline lütfen bakın. En büyük, en kompleks vitamin. Ve biz bunu besinlerle alıyoruz ve bunun bağırsaklardan emilebilmesi için gerçekten çok çok ne var? Zahmetli bir olay. Yani birçok ayrıntılara girmeyeceğim tabii ki. Ve bu B12 vitamini eksikliği veganlarda gerçekten çok yaygın. Ve biz bunu aslında ölçemiyoruz B12'yi. Vücutta iki yerde görevli. Bir homosisteinin metiyonine dönüşümü. Bakın biz bunu çok kolaylıkla söylüyoruz. İşte burada bakın B12'nin metil kobalamin formu burada devreye giriyor. Ama bu arada metil tetrahidrofolat da burada bakın devreye giriyor. Hem B12 hem folik asit gerekiyor. Homosisteinin metiline döndü. Bir diğer olay metil manikülen süksinli koaya dönmesi. Burada da mitokondri oluyor bu olay. Burada da adenozil kobalamin görevli. Yani ben bunu yıllardır öğrencilere hep derslerde anlatırım. Başka bir yerde görev değildirim. Ama birazcık moleküler tarzda inince bakın neler oluyor. Biraz evvel sunumumun başında flakonlar içinde B12 vitamini de vardı. Bakın B12 vitamini esasında ne yapıyor? Eğer B12 vitamini metil tetrahidrofolat da devreye girdi. Metil tetrahidrofolat folik asit oldu. Tetrahidrofolat oldu. İşte bu tetrahidrofolat ne yapıyor? DNA sentezinde görev alıyor. Deoksi TNP sentezinde görev alıyor. Eğer B12 eksikse folik asit de eksik oluyor.
O eksik olunca DNA sentezi etkileniyor. Bu sefer ne oluyor? İmmün hücrelerin sentezi etkileniyor. Bakın nelerden karşılaşıyoruz. Ve vücut bağışıklık sistemi ciddi etkileniyor. Ve ama ben bakıyorum kanımda B12 normal. Ama kanda bakıyoruz, hücre içine girip girmediğine bakmıyoruz ki. Ve B12 vitamininin eksikliğini belirleyebilmek için metilmalonik asite bakmak lazım. Türkiye'de birkaç laboratuvarın içinde bakan yeri yok. Bakın B12 vitamini bir eksikse ne oluyor? Sekonder folat eksikliği ve buna bağlı pirimidin sentezi etkileniyor. DNA sentezi etkileniyor. Bakın lenfosit sayısında T lenfositlerde azalma oluyor. NK hücrelerinde aktiviteleri etkileniyor. Yine bakın parenteral verdiğimizde B12 vitaminine işte sitotoksik T lenfositlerde artış oluyor. NK hücrelerinde artış oluyor. Aynı zamanda bakın şöyle bir olay daha var. Homosisteyi metiyonin olurken metil kobalamin kullanıldı ve bu arada bakın metil tetrodotat tetrodotatolu bu çok önemli. Metiyonin ATP ile birleşti. S-adenozin metiyonin sonra tekrardan homosisteyin oldu. Homosisteyin aşağıya doğru devam etti. Sisteyin açığa çıktı. Bakın burada eğer B12 eksikse metiyonin eksik. Metiyonin eksikse S-adenozin metiyonin eksik. İşte S-adenozil metiyonun eksikliğine bağlı doğal immünitede, DNA metilasyonunda ve glutatyonda ciddi azalmalar olduğu söyleniyor. Bakın nereden nereye olaylar ve bunların hepsi in vitro hayvan çalışmalarında belirlenmiş olaylar. Bakın S-adenozil metiyonun TNF azalmasına, interleukin 6 bu anti-enflamatuar bir parametre onun artışına yol açıyor. Böyle olaylar. İşte bakın glutatyon sentezine girmesi, S-adenozin metiyonun üzerinden. Yani bunlar bakın S-adenozin metiyonun hücre içi glutatyon eksikliğini önlüyor. İşte B12 eksikse metiyonun eksik. O eksikse S-adenozin metiyonun eksik. Gelelim C vitaminine. C vitamini potent bir antioksidan. İnsan kobay maymunda sentezlenemiyor. Hem doğal hem de adaptif immün sistemde gerçekten çok önemli etkileri var. İşte komplement sisteminin sentezini bir kısmını uyarıyor ama daha da önemlisi bakın burada. Bir, epitelyal bariyeri destekliyor. Bakın kolajen sentezinde görev alıyor. Epitel hücrenin hemen altında kolajen var. Eğer sizin C vitamininiz eksikse kolajen sentezi eksik. O eksikse ne oluyor? Virüsler, bakteriler kapıyı açık buluyorlar ve mikoza altına girip etkilerini gerçekleştiriyorlar. Vitamin C eksikliğinde ne gelişiyor? Skorbut. Skorbut'te işte yara iyileşmesine kanama, gecikmeler, diş eti kanamaları vesaire vesaire. Ama sonunda ne oluyor? Viral enfeksiyon, daha doğrusu viral ve bakteriyel enfeksiyonlara bağlı ölüm gerçekleşiyor. Bakın C vitamininin aynı zamanda fagositik hücrelerde biriktiği, özellikle makrofajdan ve nötrofillerde kemotaksi uyardığı, fagositosu uyardığı, reaktif oksijen parçacıklarının üretimini arttırdığı ve mikroorganizmaların ölümüne yol açtığı. Aynı zamanda interferon üretim bakın antiviral bir parametre. Nekroz ve potansiyel dokazlarının azaltılması bakın birçok olumlu etkileri var C vitamininin. Burada işte minimum C vitamini ve immün fonksiyonuyla ilgili minimum çalışmalar var. Biraz evvel söylediğim olaylar. Bakın C vitamininin başka onun dışında birçok önemli etkileri var. Kolajen sentezi, karnitin, katekolamin sentezi, başka genetik gen transkripsiyonları vesaire vesaire. Burada bakın nötrofiller entüzyen hücrelerine geçtiler ve kemotaksis oldu. İşte bu zaten nötrofillerin, makrofajların içinde C vitamini yoğun miktarda birikiyor. Kemotaksisi arttırdı, bir. Sonra bakterilerin fagositosunu arttırdı, iki. Reaktif oksijen parçacıklarının üretimini arttırdı ve bakterilerin hücre içinde parçalanmasına yol açtı. Sonra ne oldu? Sonra burada makrofajlar, nötrofiller parçalandı. Makrofajların da bunları fagosite etmesini sağladı. Artı nekrozu önledi. Bütün bunlar bakın C vitamininin görevleri arasında yer alıyor. Burada bir bilgi daha. Günlük ihtiyacın 75-90 miligram kadar olduğu söyleniyor. Ama bir tane kivide bulunan C vitamininin miktarı 131. İşte çeşitli besin özellikle narencilerdeki miktarlar bu kadar. Şimdi kronik enfeksiyonları önlemede minimum 200 miligram ve üzeri tavsiye ediliyor. Bazı arkadaşların daha yüksek dozlarda verdiklerini biliyorum. Gelelim A vitaminine. Bunlar yağda çözülen vitaminler. Çok az kaldı. Biraz daha sabır lütfen. A vitamini retinol, retinal, retinoik asit
Bunların çeşitli görevleri var. İşte retinal görmeden sorumlu, retinol üremeden sorumlu, retinoik asit hücre içi reseptörlere bağlanıyor, büyüme ve farklılaşmadan sorumlu. Ama bu A vitamini yüksek oksijen basıncında antioksidan, dolayısıyla antikanserojen ve immün sistem hücrelerinin farklılaşmalara yol açıyor bu. Aynı zamanda epitel hücrelerin sağlamlığına, biraz evvel Volkan Hoca bahsetti, mukus ana yapı taşı, mukus bariyerinin sağlamlığını bu sağlıyor, A vitamini sağlıyor. Hatta bugün sabahleyin tartıştık, kızamık tedavisinde Nelson'da, yani pediatrinin temel kitabıdır Nelson, orada kızamık tedavisinde başlıca uygulanacak tedavinin A vitamini olduğunu beraber konuştuk sabahleyin. Burada bakın, A vitamini immün sistem üzerine gerçekten çok önemli etkileri var. İşte immün sistem hücrelerinde farklılaşmalar, matürasyonlar, fonksiyonları arttırmaları, T hücrelerde migrasyonlar, proliferasyonlar vesaire. Eksikliğinde T ve B nefesine fonksiyon bozukluğu, enfeksiyonlara duyarlılık. Şimdi düşünün, A vitamininiz eksik. Ne oluyor? Epitel hücrelere sağlamlığı bozuluyor. Mukozanın sağlamlığı bozuluyor. Virüsler, bakteriler meydanı boş buluyorlar ve alta giriyorlar. Ve ondan sonra da artık hani viral yük diyorlar ya, ne kadar vücuda mikroorganizma girerse aslında o kadar vücut çaresiz kalıyor. Peki nerede var bu çok çok zengin kaynaklar? Karaciğer ve havucu aldım. Sabahleyin arkadaşlara onu paylaştım. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Van dahil her yer sarı. Şırnak'ta mavi. Diğer Türkiye'nin her tarafı kırmızı, oralar ne? Sarı. Nüfus yoğunluğuyla karşılaştıramazsınız çünkü Diyarbakır'da, Urfa'da gerçekten nüfus çok fazla, Van'da. Peki onlar, biraz spekülasyon yapacağım, yani araştırmaya gerçekten değer diye düşünüyorum. Niye o bölgeler sarı? Cevap, yoğun miktarda karaciğer tüketiyorlar. Sabahleyin düşünün, Urfa'da Türkiye'deki en fazla doğum vakalarının olduğu yer Urfa olduğu söyleniyor. Sabahtan başlıyorlar karaciğer tüketmeye ve yoğun miktarda karaciğerde A vitamini var. Ve bu A vitamini de enfeksiyonlara karşı oldukça bakın değerli katkılar sağlıyor. Bu bilgiyi de paylaşmış olduk. D vitamini ile ilgili son 20 yılda inanılmaz literatürler var. Vücutta bir miktar sentez oluyor. Güneşe maruziyet değilse sentez yetersiz. Dışarıdan almak gerekiyor. Sonra tamam hepimiz biliyoruz kalsiyum metabolizmasında önemli görevleri var ama vitamin D hücre içi reseptörlere bağlanıyor. Ve hemen hemen birçok hücrede bunun reseptörleri var. Bu vitamin D geliyor o reseptörlere bağlanıyor hücre proliferasyonu ve farklılaşmada görevli. Bu durumda ne oluyor? Nötrofiller, lenfositler vesaire vesaire hepsinde bu vitamin D reseptörleri var. İşte bu kalsiyum homeostazı önemli vitamin D'nin görevleri arasında ama onun biraz daha üzerinde homeostazı sağlayacak düzeylerin biraz daha üzerinde D vitamini insülin direncini etkiliyor, azaltıyor. Obezite üzerinde olumlu etkileri var. Metabolik sendrom gelişim riskini azaltıyor. Kanserlerin, çeşitli otoimmün hastalıklarının gelişme riskini azaltıyor. Bunlarla ilgili inanılmaz çalışmalar var. İşte eksikliğinde çocuklarda riket, yetişkinlerde osteomalezi ve kuzey enlemlerde de yaygın olduğu söyleniyor. Ve bu immün sistem üzerine vitamin D'nin çok çok önemli etkileri var. Hem doğal hem adaptif immün sistem. Bakın makrofajlarda anti-inflamatuar etkiler, bilimum sitokinlerin artması, azalması. Bakın katalistin ve defensinler var. Bunlar nötrofillerdeki, NK hücrelerindeki granüller ve bunlar antibakteriyel. Bakterileri bunlar öldürüyor ve bunların üretimini sağlıyor. D vitamini. T lenfositlerde direkt ve indirekt etkiler var. Hem doğal immün sistemi arttırıyor. Artı adaptif immün sisteminde biraz baskılıyor ki otoimmün hastalıklar gelişmesin diye. Yani MS gibi, tip 1 diyabet gibi, başka birçok otoimmün, romatoid artrit gibi birçok otoimmün hastalıklar var. Onların baskısı söz konusu oluyor. Sonuçta immün sistem modülasyonu, işte adaptif immün sistem vesaire bunlar gündemde. İşte bunlar da vitamin D'nin bakın birçok etkileri söz konusu. Girmiyorum ayrıntıya. Son olarak vitamin E'ye geçiyorum. Yağda çözülen vitaminler A, D, E, K bağırsakta şiromikronların içinde alıyorlar ve karaciğere gidip bunlar depolanıyor ama DLDL E vitamini karaciğerde alıp diğer dokulara taşıyor. Yağların eminimindeki problemler tüm yağda çözülen vitaminlerin eminimini etkiliyor. En önemli doğal antioksidan olarak değerlendiriliyor D vitamini. E vitamini düzeltiyorum. Selenyumla sinerjik çalışıyor. Eksikliğinde poliansatüre
Yeni doğan annemlere gelişiyor, membran harabiyetine bağlı. Alfa tokoferol, E vitamini, antioksidan olduğunu söyledik. Hücre membranlarında bulunan poliansatüre yağ hislerini peroksidasyondan koruyor. Bu işte, burada çok önemli bir özellik var. Hücre membranlarında ne var? Reseptörler. Bu reseptörler sinyal iletimini sağlıyorlar. Artı bu hücre membranları peroksidi olunca hücrenin bütünlüğü bozuluyor. Bu durumda bu hücre arasında T lenfositleri de var, B lenfositleri de var, makrofajlar da var, nötrofiller de var. Yani komple immün sistem etkileniyor esasında. Bakın, mutlaka bu peroksidasyon oluyor. İşte E vitamini devreye giriyor. İşte lipid hidroperoksitlerin oluşumunu gelmeden şu ara basamaklarda peroksidasyonu sonlandırıyor. Evet, bu da işte E vitamininin, bakın gördüğümüz gibi makrofajlar, dendritler, T, B lenfositleri, NK hücreleri her birinde olumlu etkilerinden bahsediliyor. Poliansatüre yağ hisleri ile birlikte alınıyor E vitamini. Bunlara ayrıntıya girmiyorum. Dinlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Biraz zamanımı aştım. İnşallah bundan sonraki konuşmacılarımız biraz zaman konusunda bize yardımcı olurlar. Soru kısmını bütün konuşmacılar tamamladıktan sonra alacağız. O bilgiyi de paylaşmış olayım. Teşekkür ederim. Şimdi Muhittin hocamıza ben sözü bırakıyorum. Buyurun Muhittin hocam. Paylaşım için yetki alabilir miyim? Merhabalar. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Lokman Hekim Üniversitesi'ne. Benim de çok yakın arkadaşlarımın olduğu bir üniversite. Bundan önceki iki konuşmacı, benim 35 yıldır tanıdığım iki hocam. Ama ben Metin Hoca'nın okuduğu kaynaklar okumadım. Benim okuduğum kaynaklar herhalde biraz daha farklı. Oldukça daha ters görüşler var aslında. Hep de böyle olur zaten. Metin Hoca ile konuşmalarımızda hep böyle farklı fikirlerle geliriz karşı karşıya. Bir makaleyle başlamak istiyorum ben. Bu makale Türkiye'de çok moda alan bir makaleydi. Bir kohort çalışmasıydı. Dedi ki vitamin D, magnezyum ve vitamin B12 alırsanız yoğun bakımdaki destek azalır, oksijen desteğiniz de azalır dediler. Yani yoğun bakımda iyileşmeniz var. Hatta bakın şurada da odd ratio değerleri 0.13'te, yani birin oldukça altında, çok etkin dedi bu makale. Bu makale çok moda oldu ama makaleyi biraz incelediğimiz zaman acayip sorunları var makalenin. Kontrol grubu, bu da direkt olarak vitamin D, magnezyum ve B12 verilen grup. Verilen grup çok daha genç, aşağı yukarı ortalama 6 yaş daha genç ve istatistiksel olarak farklı. Aynı zamanda bu grup, yani supplement verilen grup, oldukça da comorbid olarak daha düşük. Yani iki grup arasında belirgin bir fark var, selection bias var. Yani kişi bu deney grubunda özellikle iyi olan gruba kalkıyor, vitamin D veriyor, magnezyum veriyor. Kontrol grubu da daha ağır, daha yaşlı ve daha kötü bir grup. Ve sonuçta da tabii ne oluyor? Daha iyi sonuçlar elde ediyor. Ama bir de sadece bu da değil sorun. Aynı zamanda istatistiksel hataları var. Örneğin diyabetes mellitus grubu 0 örnek grubunda, kontrol grubunda 6. Bunların istatistiğinde 0.066 demiş. Aslında bu 0.034. İstatistiksel olarak hata da var. Yani yanlış da var. Mortalite yok, yatış süresi yok, akciğer bulguları yok, vitamin D, magnezyum, hatta vitamin B12 düzeyleri bile ölçülmemiş. Ama buna göre de demiş ki sadece oksijen, supplementi, bunlar da az demiş. Hatta bununla da bitmiyor. Çok da regresyon modeli yapmış. Bakın hiperlipidemi, kalp hastalığı 8 kat kadar yüksek olmasına rağmen istatistiksel olarak farksız bulmuş. Neden? Çünkü tip 1 hatası var. Örneklem sayısı çok düşük. Sınırlı anlamlılıklar bulmuş ve kafasına göre bir regresyon modeli oluşturmuş. Yani regresyon havuzuna ne alacağını da kendisine göre seçmiş. Bu da bitmemiş. İlişkileri enteresan kurmuş. Örneğin vitamin B12'ye kalkmış. Bunlar mikrobiyataya bağlamış. Yani yoğun bakımda vitamin B12 veriyor. Bunu mikrobiyataya bağlıyor ve hasta bundan dolayı iyileşti diyor. İmmünitesi arttı diyor. Vitamin magnezyumu da vitamin D düzeyini artırdı diyor. Zaten vitamin D düzeyi de vermiş. Yani biyokimyasal ilişkileri de yanlış. Mekanizma da yanlış, çalışma da yanlış, istatistik de yanlış, bütün veriler yanlış. Ama çalışmada verinin azlığını limitasyon grubuna da koymuş. Bu da
yetmiyor tabii. Türkiye'de hemen hemen bütün hocalar bu makaleyi refere ettiler. İşte Singapur'da yapılan çalışmada vitamin D, magnezyum, işte B12 verildiği zaman COVID hastalığını önlüyor şeklinde. Hatta referanslarını bile verdiler. Yani bu kadar da ayrıntılar verdiler bu hocalarımız. Bu da yetmedi. UpToDate bile bunu aldı. Yani UpToDate bile dedi ki ya Singapur'da yapılan bu çalışma gerçekten de acaba yoğun bakımda hastaları iyileştiriyor mu dedi. Ama şükürler olsun ki bir ay sonra UpToDate bunu makalesinden çıkarttı ki gerçekten çalışmanın zayıflığını hissetti. Sonuç olarak gerçekten de bizim bir makaleyi incelememiz, eleştirel değer biçmemiz çok kolay değil. Diyorlar ki hekimlerin %75 istatistikten anlamıyor. %75'i de değerlendirmede yetersiz olur. Aslında bunlar tıp fakültesine girerken matematikle girdiler, fizikle girdiler. Ama ne olduysa tıp fakültesi bunların matematiksel zekasını bozdu. Ve bittikten sonra dediler ki hepsi artık bir Excel'e döndüler. Hatta bütün işlerini istatistikçilere devrettiler ve ortadan çekildiler. Yazdıkları makaleyi bile anlayamaz hale geldiler dendi. Olay 1980'lerde iyice netleşti. Kanıta dayalı tıp dediğimiz bir algoritma gelişti. Bu algoritmayı geliştirenler de tabii ki istatistikler de aslında göğüs hastalıkları uzmanı ama epidemiolog olarak düşünmek lazım bunları. Hekimin deneyimi, hastanın tercihi ve en iyi kayıtlı bir araya geldiği sistematik yaklaşıma kanıta dayalı tıp dendi. Tıp o günden sonra değişti. Gerçekten sonra o günden sonra daha zor oldu. Çok daha zor oldu tıp. En iyi kanıt neydi? En önemli sorun da burasıydı. Kanıt dediğimiz aslında şöyle bir piramitten oluşuyor. En alt düzeyde hasta direkt olarak laboratuvar çalışmaları ve deney hayvanı çalışmaları var. Onun bir üstünde basit reviewlar var, vaka kontrol çalışmaları var üzerinde, kohort çalışmaları var onun üzerinde, randomize kontrollü çalışmalar var onun üzerinde meta analizler ve sistematik reviewlar var. Ama bu meta analizler, sistematik reviewlar, randomize kontrollü çalışmalardan olan meta analizler ve en üstünde rehberler var. Buna biz kanıt piramidi diyoruz. Yukarı doğru çıktıkça biasınız azalır. Yani taraf tutmanız azalır ve kanıttaki direkt olarak güvenceniz de artar. Şimdi biz çalışmaları burada nereye sokacağımız önemli. Yani Metin Hoca'nın anlattığı konular acaba bu piramitte nerede? Metin Hoca da dedi zaten bunlar özellikle deney hayvan çalışmaları ve laboratuvar çalışmalarından oluşuyor. Çok fazla mekanizması çünkü temel bilimler indirgeyicidir. Temel bilimlerde bir faktör alırsınız, magnezyum alırsınız, bütün faktörleri eşitlersiniz, sadece magnezyum üzerine çalışırsınız. Ama insan öyle bir şey değildir. İnsan biraz daha üste çıkmak zorunda, randomize kontrollü çalışmalara geçmek zorundadır. Peki bunları nerede bulacağız? İşte İlber Hoca'ya soruyorlar, ya gazetede bir tarih haberi çıktı, onu okudunuz mu diyor. Ben niye okuyayım gazeteyi diyor. Yani tarih haberi gazetede okunmaz. Bunların belli kaynakçaları vardır diyor. Ve onlara bakarsın. Peki bizim kaynakçalarımız neler diye baktığımız zaman bizim kaynakçalarımız aslında çok da net nerelerde okumamız gerektiği çok da net. Bunlar primer çalışmaları PubMed'den, işte Embase'den, Medline'dan görebilirsiniz. Onun üstüne çıktığınız zaman sistematik review'lerde Cochrane'a, TRIP'e, National Guideline Clearing House'a geçmek zorundasınız. Ama en basiti ve en kolayı UpToDate'tir. UpToDate'de bunların hepsine belli bir oranda yanıt bulabilirsiniz. UpToDate nedir diye sorduğunuz zaman aşağı yukarı 8000 hekimden, uzmandan oluşan, aşağı yukarı 12.000 tane başlığı olan bir 88 bin sayfalık bir doküman ve bunlar her 2-3 ayda bir uzmanlar tarafından yeni çıkan literatürlerle değerlenir. Bunların içerisinde review'leri, bunların içerisinde rehberlerin hepsine ulaşabilirsiniz. Örneğin bir UpToDate'de baktığınız zaman COVID-19'la ilişkili dünyada neler var hepsini görebilirsiniz. İşte Avrupa'da, Kanada'da hangi rehberler çıkmış, hangi rehberleri uyguluyorlar bunların hepsine UpToDate'den ulaşabilirsiniz. İkincisi Cochrane. Bir review inceleyecekseniz bir konuyla ilişkili genel bilgiler alacaksanız Cochrane'a başvurmak zorundasınız. Çünkü bunların derlemeleri sistematik derlemelerdir. Derleme dediğiniz şey kolay bir şey değildir. Çünkü genellikle review okuduğunuz zaman bunlar narrative review ile sistematik review'ler arasında giden bir range'tedir. Ve genellikle kitapta gördüğünüz ve genellikle yazan kişiye bağımlı olan ve biası olan makaleler narrative review'lerdir. Ama sistematik review ve meta analizler ise biraz daha farklıdır. Bunlar daha geniş, riski daha düşük olan, biası daha az olan çalışmalardır. Ve biz de bu COVID ile ilişkili konuşurken de
Bunlarda sistematik review ve meta analizler ne diyor onlara bakacağız. Tabii ki olmayabilir, o zaman da rapid review'lere bakacaksınız gibi bu bazda, bu temelde bakmamız ve incelememiz gerekiyor. Her hastalıkta olduğu gibi vitaminler tabii ki COVID'de de ilişkilendirildi. En güzel ilişkilerden birisi de bu makaleydi. İşte vitamin C'yi, E'yi, selenyumu her şeyi ilişkilendirdi. Bütün literatürleri teker teker dizlediler. Literatür nerede basıldı? Maturitas diye bir dergide basıldı. Bu Maturitas işte Q1 grubunda gerçekten de impact'ı 4 olan iyi de bir dergi. 36 tane, 35 tane paper inceledi. 35 paper'ın içerisinde de daha sonra 4 tane de print olarak çalışmaları ilave etti. 39 paper inceleyerek belli görüşler bulundu. Ama bakın sistematik review değil. Bunlar sadece derliyorlar ve uzmanlar kendi görüşlerini söylüyorlar. İşte çinko diyorlar. Yapın, takviyesini yapın diyor. Bunları verebilirsiniz diyor. Genellikle kanıtın olmadığını söylüyor ama yine de önerilerde bulunuyor. İncelediğiniz zaman ne var? Ya 39 review'ın 15'i zaten review. Yani çalışmalardan alınıyor. Review, review'den alıyor. 4 tane epidemiolojik çalışmadan alıyor. 5 tane kesişsel çalışmadan alıyor. 2 tane kohort alıyor sadece. İnanın ki kohortlarda yanlış. Yerleri de yanlış, zaten kohortta değil bunlar. Vaka kontrol çalışmasını kohort demiş. 16. makaleye bakın mesela, o da yanlış bir yerde. Randomize plasebo kontrol çalışma var mı? Yok. Yani ellerinde kamu tıbbının üzerinde olmayan verilerden bir derleme yapmışlar ve sonuca karar veriyor. Nerede bu? Nerede bu vaka kontrol çalışmaları, ne oldu ya? Üstte bir yerde değil. Buralarda gezen bir çalışmadan bir fikir çıkmış ve bunu yazarlar yazmışlar. Vitamin D'ye de ilişkilendirildi biraz önce Metin abinin dediği gibi, ama en iyi ilişkilendiren de tabii ki British Medical Journal oldu. Yani impact'ı 50 olan bir dergiyle karşı karşıyasınız. Bazı dergiler diğerlerinden farklıdır bu sektörde. Yani British Medical Journal, Lancet, JAMA, New England Journal of Medicine 74 impact'ı olan bir dergiyle karşı. Ondan aldığınız bir makaleyle Maturitas'tan aldığınız bir makale aynı yere koyamazsınız. O kadar da nettir bu işler. Yani dolayısıyla kanıt piramidinin üzerine doğru çıktıkça dergi kaliteleri de o oranda artacaktır. Şuna bakmak lazım. Kompleks bir sistemle karşı karşıyayız. Bunun cinsiyeti var, yaşlılığı var, aşısı var, uykusu var, fiziksel aktivitesi var. Bağışıklık sistemini sadece çinko, magnezyum, vitamin C ile açıklayamazsınız. Sadece beslenmeyle açıklayamazsınız. Bunlar çoklu faktörlü unsurlardır. Peki böyle bir sistemi incelerken nasıl makaleye, nasıl yönüne bakmalısınız? Nasıl incelemesiniz? Bu kritik önemli. Arkadaşlar burada effect size dediğimiz etki büyüklüğü muhakkak verilmesi lazım. Örneğin aşı konuşuyorsunuz. Aşıda ne bilmeniz gerekiyor? Aşıda bir kere relatif risk oranı nedir? 1- relatif risk oranı nedir? Bu aşının etkinliğini gösterir ve bunun güven aralığı nedir? Bu rakamlarla ancak aşı konuşabilirsiniz. Bu rakamlarınız yoksa aşı etkindir deseniz ne olacak ki? Aşı etkindir ama aşının etkinliğinin güven aralığı, relatif risk oranı budur dediğiniz zaman aşı bir yere oturur. Dolayısıyla bütün sistemleri incelediğiniz zaman da karşınızda etki büyüğü, istatistikli anlamlılık gibi kavramlar önemli olacak. Makalelere bakarken nasıl bakacaksınız? Bu makale randomize plasebo kontrolü bir kohort mudur? Gerçekten immüniteyle ilişkili bütün parametreleri bir arada incelemiş midir? Regresyon modeli var mıdır? Etki büyüklüğü var mıdır? Bunlarla ilişkili ancak bir makale yorum yapabilirsiniz. Çok basit. Bunu her yerde gördünüz. İşte Dünya Sağlık Örgütü büyük bir grup çalışma yapmış. İşte kanserle cep telefonu arası ilişki bulamamış diye diyor bu grafiğe baktığınız zaman. Öbürü de diyor ki hayır diyor. Aslında diyor kanser cep telefonu gelişimine neden olmuştur diyor. İkisi de yorumdan yapılabilir. Yani bu grafikten aynı yorumlar yapılabilir. Neden sonuç ilişkisi yumurta tavuk ilişkisi gibidir. Ve bunu kesişsel bir çalışmayla göremezsiniz. Bunlar nedir? Bunlar kohort dizaynı, longitudinal çalışmalar olmak zorundadır. Yoksa siz bir elinize bir molekülle yorum yaparsınız. Bu moleküller var mı? Var. İşte selenyumu diyorlar ki selenyum yoğun bakım ünitelerine baktıkları zaman COVID hastalarında belirgin oranda düşüktür diyor. Bakın makale o kadar hatalı ki kelime hataları da tonlarca. Örneğin 5 vaka almış. 5 vakanın 4'ünde selenyum düşük demiş, ona da %100 demiş. Ama burada bakın vitamin D'ye baktıkları zaman 4 vaka %80 demiş. Yani rakamsal olarak hatalardır. Onları bir tarafa koydum. Selenyum yoğun bakımda da pnömoni olmayanlarda yüksek bulmuş. Ve selenyum üzerine gitmiş, anlatmış. Selenyumu da almış tabii ki serbest radikallere, glutatyon peroksidi de bağlamış. Muhteşem bir makale çıkmış. Ya bir bakıyorsunuz randomizasyon var mı? Yok. Power analize bakın 18 kişi var.
Çok düşük. Kesitsel bir çalışma. Daha da kötüsü, supplementine gidip baktığınız zaman selenyum ICP-MS ölçmüş. Çok güzel bir metotla ölçmüş. Cut-off'u 95 almış. Aslında cut-off çok net 70'tir. Yüksekten cut-off alınca bütün selenyumları düşük bulmuş. Ve bundan makalenin üzerine gitmiş. Selenyum üzerine, selenyum üzerine, çinko üzerine gitmiş. Çinko içinde örneklem hatası var. Bu kadar düşük olamaz. Yani özellikle de zaten o da çok düşük bulmamış ama çinko üzerine değil de selenyumu bulduğu için selenyumu üzerine gitmiş. Bu çalışma nerede? Bu çalışma vaka kontrol çalışması. Çok alt limitlerde olan bir çalışmadı. Metanalizler okurken de ya bunlara üst level gibi bakılıyor. Öyle değil metanalizler. Metanalizde bir İngilizce laf var. Garbage in, garbage out. Yani eğer çöp girerse çöp çıkar. Buradaki giren, makaleye giren çalışmaların ne olduğu önemlidir. Metanalizler ciddi bias içerir. Örneğin bu metanalizde vitamin D'nin koroner kalp hastalığı ile ilişkili, düşük olmasıyla ilişkili bir sistematik review ve metanaliz. Zaten etkisiz bulmuş. Bakın güven aralığı 1'e değdiği anda zaten etkisiz. O ayrı bir sorun. Vaka kontrol çalışmalarını almış. Hiç kohort yok gördüğünüz gibi. Ve şurada da gördüğünüz gibi ciddi bias var. Bu makaleden elde edeceğiniz sonuç sizi yanlışa götürür. Doğruya götürmez. Her şey bu metaanalizle ilişkili sorunludur. Nerede? Vaka kontrol çalışmalarının olduğu yerde. Metaanalizler bölümüne çıkmaz bu makale. Çıkan var mı? İşte. JAMA tabii ki işte 50-60 impact olan bir dergi. Vitamin D'nin hastanede kalış süresini etkiliyor mu? Soru bu. Soruya karşı 1200 kişi alıyor. Bunlardan randomize ediyor 240 kişi. 120 kişiye vitamin D veriyor. Diğerine vermiyor ve yaşam süresini hastanede kalış süresini longitudinal olarak bakıyor. Vitamin D düzeyleri başlangıçta bakıyor. Veriyor, tekrar bakıyor. Her şeyle yerli yerine oturan longitudinal bir dizayn. Örneklem büyüklüğü 240'lar da çok güzel dağılmış ve ne bulmuş? Vitamin D hastanede kalış süresini etkilemiyor. Çok net ve JAMA bunu yayınlıyorsa demek ki vitamin D. Bu ama bir tane çalışma olduğunu unutmayın. Bundan birkaç tane olacak. Bunlardan metanaliz olacak. Üst düzeye doğru çıkacağını da unutmayın. Nerede? Randomize kontrollü çalışmaların olduğu bölümde bu çalışma. Başka ne çalışmaları var? Tabii ki çinko yine söylenenlerden birisi ve C vitamini etkilidir deyip söylendi. Ama JAMA bunun tersini diyor. JAMA diyor ki biz diyor COVID hastalarına çinko da verdik, vitamin C de verdik ve biz bunların semptomlarının gidiş azalmasını da longitudinal dizaynda baktık diyor ve sonuçta biz bunların etkili bulmadık diyor. Hatta bu çalışmaya bile eleştiri var. Yani öyle ki bilimde her şey eleştiriyle gider. Eleştirmişler, demişler ki kardeşim bu çalışma randomize kontrollü ama plasebo yok demişler. Ama yine de çalışmayı çok övmüşler. Bu çalışma nerede? Bu çalışma randomize kontrollü üst bölgede, kanıtın üstünde olduğunu görüyoruz ve nispeten kanıta dayalı olduğunu söylüyoruz. İşte en önemli çalışma dizaynı, randomize kontrollü çalışmalardan oluşan meta analizler ve sistematik review'ler. Bu COVID'de değil. COVID'de henüz bu makale çıkmadı. Bu diğer respiratör hastalıklar. 2017'de çıkan ve British Medical Journal'ın en iyi metaanalizlerinden birisi. 25 çalışma alıyor. Vitamin D'nin 20'si enfeksiyonlarda etkisiz olduğunu söylüyor. Ama totaline baktığınız zaman örneklem büyüklüğü arttığı için %12 oranında enfeksiyonu azalttığını söylüyor. Ama bir bakıyorsunuz 2013'ten sonra çıkan hiçbir makale vitamin D etkilidir dememiş. Hepsi vitamin D etkisizdir demiş. Özellikle bir makale, şurada Camargo'nun makalesi bütün metaanalizi etkiliyor. O is nerede yapılmış? Moğol çocuklarında ciddi vitamin D eksikliği olanlardaki vitamin D replasmanını gerçekten de respiratuar hastalıkları azalttığını söylüyor. O makale çıkarttığın bütün hepsi anlamsız olacak. Demek ki yeni yeni çalışmalara ihtiyaç var. Adam da diyor zaten, bakın en önemli makaleyi çıkartmış, diyor ki bu çalışmada bias var, mevsimler göz önünde bulundurmamış, heterojenite var, daha yeni çalışmalara ihtiyaç var diyor. Yani elimizdeki en iyi kanıt bile vitamin D'nin enfeksiyonlarda yeriyle ilişkili sınırlı bilgi veriyor. Nerede? İşte bakın en üste doğru yaklaştık artık. Kanıt piramidin üstüne doğru çıkıyoruz araştırmalarda. Covid'de tabii ki bunu yapamıyorsunuz. Böyle metanizler yok. Ne yapıyorlar? Longitudinal olarak anket yapıyorlar. Diyorlar ki sen kullanıyor musun supplement? Sen probiyotik kullanıyor musun diye kişilere soruyorlar. Ve bunların sonucunda da işte probiyotik kullanan, multivitamin kullananlarda gerçekten de Covid'in daha az geliştiğini
görüyorlar. Ama diyorlar ki bu bir anket çalışmasıdır. Bunun randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. Ondan önce kesin bir şey söylenemez diyorlar. Covid-19 ve vitamin D ilişki up to date ne diyor genel olarak? İki şey söylüyor. Elimizde özellikle hastalığın riskiyle ilişkili henüz yeteri kadar kanıtımız yok. Ancak diyor hastanedeki mortaliteyle ilişkili anlamsızdır diyor. Yani hastanedeki mortaliteyi vitamin D değiştirmiyordur diyor. Ondan sonra çeşitli cümleler kuruyor. Ama bakın bunların hiçbirisi kanıt değerinde değil. Kanıt değerinde olan nedir? İşte vitamin supplementinin hastalıkları engellemesiyle ilişkili up to date'in yorumudur. Kanıt dediğimiz kavram kullanılan cümlenin arkasındaki özellikle öneri ve kanıtın değeriyle ilişkilidir. Örneğin demiş ki dengeli bir beslenme alıyorsanız multivitamin almanıza gerek yok. 2B diyor. 2B ne diyor? Zayıf bir öneridir. Orta derece kaliteli kanıta var ihtiyaç vardır diyor. Bakın gebe kalabilecek olan kadınların folik asit takviyesi grade 1A'dır diyor. Muhakkak çok kuvvetli çalışmalar var, meta analizler var ve de diyor ki siz bunu diyor kesin kullanmalısınız diyor. Kanıt dediğimiz kavram kullandığınız cümlenin sonuna gelen bu parantez içerisindeki açıklamalardır. Peki bunlar bize nereden gelir? Bunlar bize rehberlerden gelir. Covid-19'la ilişkili rehber elimizde en iyi rehberlerden birisinin National Institute for Health'in olduğunu düşünüyorum. Burada da diyor ki en sonuçta şunu diyor. Yüksek bias var diyor. Uyumsuzluklar var diyor. Tekrarlanabilirlikleri kötü diyor. İndirekt ilişkiler korunmuş diyor. Bakın özellikle bunu söylüyorum. İndirekt ilişkiler var. İlişki neden sonuç ilişkisi değil. Herkes indirekt ilişkiler bulmuş diyor. 254 sayfalık bir döküman bu. Bu döküman diyor ki 640 tane makaleyi inceledim diyor. Soru şuydu diyor. Vitamin D güvenli midir diyor. Bir tane makale buluyor. Vitamin D hastalıkların önlenmesinde uygun mudur diyor. Hiç makale bulamıyor. İşte vitamin D şiddetinin engellemede yeterli midir diye 12 tane makale bulabiliyor. Ve bunlardan bir derleme hazırlıyor ve bunun önüne de bize getiriyor. Aynı zamanda diğer bir guideline'da işte vitamin C, vitamin D, çinko ile ilişkili olan işte. Bakın bunların hepsinde arkadaşlar şu söyleniyor. Büyük konuşmuyor. Hiçbir zaman bilim böyle büyük konuşmaz. Diyor ki yeteri kadar kanıtımız yok diyor. Yani vitamin C ile ilişkili, vitamin D ile ilişkili. Bakın elinde bir tane çok iyi randomize kontrolü çalışma olmasına rağmen yetmez diyor sistem. Bundan birkaç tane daha olacak ki ben buradan öneri bulunacağım diyor. Çeşitli önerilerde bulunuyor. Çinko almayın diyor. Bir çalışma haricinde herkes almayın diyor. Ve bunun kanıtına bakın B3 diyor. Bu nedir? Bu bir rehberdir. Bu neresidir? Kanıt pratiğinin en üstüdür. Biz bunu anladığımız zaman demek ki bu oldukça eleştirilmiş, değerlendirilmiş bir sonuçtur yorumunu yapmamız lazım. Çalışmalar devam ediyor. Bunları nereden bulacağız? Clinical Trials'dan görebiliriz ya da Cochrane'den görebilirsiniz. Şu anda devam eden 140 tane vitamin D longitudinal çalışma devam ediyor. Bunun 5 tanesi de Türkiye'den devam ediyor. Yani dolayısıyla bu çalışmalar çıkacak. Bundan sonra net cümleler kullanılacak diyor. Herkesin neden bunun üzerine gittiğini söylüyor. Metin Hocam da söyledi. Vitaminlerin ölçümü çok kolay bir şey değil. Çünkü biz serumdan vitaminlerin eksikliğini göremeyiz. Ama vitaminlerin eksikliğini gösteren çalışmalar var mı? Var. Spektrasel diye bir kit. 30 yıldır var bu ürün. 30 yıldır 5 tane makalesi yok yani. Binlerce kişiye bu testler yapıldı, eksiklikler saptandı, supplementler verildi ve bunların hepsi arkasında hiç elimizde doğru dürüst bir kanıt yok. Vitamin eksiklerinin belirlenmesinde hücre kültür çalışması bunlar. Hastanın lenfomonitör hücreleri alınıyor ve bunlar kültür ediliyor ve buna göre de eksiklikler saptanıyor. Saptanabiliyor mu? Bilmiyoruz, literatür yok. Ama çok satıyor mu? Evet, bu çok satıyor bu ürün. Ve gerçekten de bizim vitamin B eksikliği, vitamin C eksikliği vesaire gibi unsurları da görebiliyor muyuz? Görebildiğimiz söyleniyor ama bilmiyoruz çünkü görmedik. Böyle sonuçlar veriyorlar. İşte total antioksidan fonksiyonunuza bakıyor, immün fonksiyonunuza bakıyor bu spektrasel ve dediğimiz gibi bunlarla ilişki ben de bir TÜBİTAK projesi vermiştim, kabul edilmemişti. Sonuca geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi çalışmalar, ya ben konunun uzmanı değilim ama şu var, çalışmaları incelemek için istatistik bilgisine ihtiyacınız var. Tabii ki bilginiz olacak, uzman bilginiz tabii ki olacak ama istatistik bilmeden ne yazık ki makaleleri eleştirel olarak değer biçemezsiniz. Bunlara nereden ulaşacağını bilmek zorundasınız. Bunun yeri belli, UpToDate'dir, Cochrane'dir, NICE'dir vesairedir. Bunlar PubMed değildir. PubMed bir çöptür, çöp üzerinden iğne bulamazsınız siz.
Ve şunu Lancet'te söylüyor ki PubMed'in %98'i çöpe yakın makaledir. Siz onun içerisinden %2'sini çekip almanız gerekir. Kolay bir şey değildir bunlar. Vitaminler özellikle COVID-19'da kullanımla ilişkili veriler sınırlıdır. Etkisi olsa bile şu ana kadar çıkan literatürler diyor ki sınırlı bir effect size vardır. Biz ne yapacağız? Vitaminle ilişkili birisi bir şey söylediği zaman ya da bir şey okuduğumuz zaman bunun odd ratio'su ne? Bunun risk ratio'su ne? Bunun effect size'ı ne? Bu çalışma randomize kontrollü mü yapılmıştır? Ve bu ilişki neden sonuç ilişkisidir demek zorundayız. Aksi takdirde yani biz görevimizi yapmış olmayız. Konuyla ilişkili çok çalışma var. Ve bunların biz zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bilinmeyenin olduğu ortamda yanlışlar çok artar. O yüzden de bilinmeyenin olduğu ortamda bilimsel çalışmaların takip etmek ve bununla ilişkili altyapılarımızı geliştirmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar Metin Hocam. Evet. Çok teşekkür ederiz Muhittin Hocam. Özellikle Muhittin Hocayı bilerek bu oturuma davet ettim. Farklı görüş olsun, farklı görüşleri dinleyicilerimiz değerlendirsin. Çünkü biz hücre kültür çalışmaları, benim biraz evvel paylaştıklarım, ama immün sistem üzerindeki etkiler araştırılmış, onlar üzerinde duruyoruz. Ama tabii kolay bir şey değil. Bu vitamin eksikliklerin, çünkü bir bakıyorsunuz vitamin D tek başına ele alamıyorsunuz ki. A vitamini önemli, diğerleri önemli. Bir de B vitaminleri devamlı değişiyor. C vitamini, yani çok dinamik bir süreç esasında. Mineraller var, şu var, bu var. Ama burada nasıl immün sistemimizi güçlendiririz? İmmün sistemin güçlendirilmesinde hangi mekanizmalar var? Ama özellikle Muhittin Hoca'yı bu konuşmada davet etmemin nedeni eline çekiç alan her şeyi çivi görürmüş. Biz de vitaminlere dünyanın merkezine oturtmamak durumundayız tabii ki. Farklı bir göz bizi eleştirsin bizim söylediklerimizi. O yüzden çok çok teşekkür ederim Muhittin Hocam. Ağzına sağlık. Şimdi zamanı değerlendirmek için Fatih Gültekin hocamızı sunuma çağırabilir miyim? Burada bağışıklıkla ilgili genetik mi, güçlendirilebilir mi? Bu konuda Fatih hocamızın da uzun dönemdir bu konuda çalışmaları var. Gerçekten çok konuşmaları var televizyonlarda, YouTube'larda. Buyurun Fatih Hocam, sizi dinliyoruz. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Biraz yoğun sayılabilecek çok güzel konuşmalar dinledik. Yani Volkan Hocam bağışıklığı böyle çok derinlemesine anlattı. Sistemin ne kadar muhteşem olduğunu, basitleştirmeye çalıştığı halde aslında ne kadar da karmaşık olduğunu görmüş olduk. Sonra Metin Hocam, vitaminlerin vücudumuzun normal çalışması için ne kadar gerekli olduğundan bahsetti. Çok detaylarıyla beraber. Muhittin Hocam'ın yaklaşımı çok ilginçti. Yani burada kullandığımız verilerin sağlığıyla ilgili çok güzel noktalara değindi. Bunları ne için söylüyorum? Ben bağışıklığa bile biraz daha genel bir bakış sunacağım. Çok detaylara girmeyeceğim. O yüzden benim mesela bir cümleyle söyleyip geçtiğimi kıymetli hocalarım işte yarım saat, 20 dakika anlattılar. Bunun gibi yüzeyel geçeceğim. Çünkü konu biraz geniş bir konu. Şimdi COVID ile ilgili yani zor zamanlardan geçiyoruz. Birçoklarımız bu hastalığı geçirdi, yakınlarından geçirenler var. Bazıları çok hafif atlatıyor, bazıları çok ağır, bazıları hayatını kaybediyor maalesef. Buradaki anahtar kelime nedir? İşte bağışıklık. Bağışıklığı güçlü olan hafif atlatıyor, haber olmadan atlatıyor. Ancak zayıf olanlar maalesef çok daha ağır bir bedel ödemek zorunda kalıyor. Şimdi bağışıklığı etkileyen birçok faktör var, onlara değineceğiz. Yani genetik faktörler bağışıklığımızın neresinde? Yani biz, ya benim genetiğim zaten iyi, genetik yapımda bir sorun yok. Dolayısıyla çok endişeye mahal yok diye düşünebilir miyiz? Onu irdelemeye çalışacağız. Şimdi daha önce konuşulan konulara değinmeyeceğim ben. Yani sunumda...
Evet. Ya bağışıklıktan hiç bahsetmeyeceğim. Bunlar hocalarımızca bahsedildi. Akyuvarların vazifelerinden. Fakat şunu söyleyelim. Bağışıklığın düzgün düzeyde çalışması gerekiyor. Aşırı çalışması fazla bağışıklığın çalışması, o da otoimmün hastalıklara sebep olarak bize zarar veriyor. Yani multiple skleroz gibi, romatoid artrit gibi. Zayıf olması, o da gene zarar veriyor. Bağışıklığımız zayıf olunca sık hastalanıyoruz ve hastalıklarımız ağır geçiyor. Şimdi bağışıklığı böyle geçtik. Şöyle yapalım, yani ben nelerden bahsedeceğim? Bağışıklığımızı etkileyen faktörler, beslenmemiz önemli, hareketli yaşam, düzenli yaşam, alışkanlıklarımız, moral motivasyonlar, maruz kaldığımız olumsuzluklar, geçirdiğimiz hastalıklar ve genetik faktörlerden bahsedeceğim. Sonra da toparlayarak bitireceğim. Şimdi beslenme temel ögeleri var. Bunlardan Evrim Hoca muhtemelen bahsedecek. Ben detaya girmiyorum. Yeterli olması gerekiyor. Bütün karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral ve suyun yeterli olması gerekiyor. Bunlar yeterli olursa bağışıklığımız güçlü oluyor. Yetersiz olursa veya aşırı olur, obeziteye doğru giderse, o da bağışıklığımızı zayıflatıyor. Yani karbonhidrat, protein, yağın yeterli ve dengeli alınması gerekiyor. Dediğimiz gibi şişmanlık durumunda bağışıklığımız düşüyor. Her bir vitamin ve mineral önemli. Mesela niyasin vitamini 400'ün üzerinde enzimin çalışması için gerekli. Yani bir enzimin 400 farklı yerde değil, 400'ün üzerinde farklı enzimin çalışması için bu vitamin gerekli, niyasin vitamini. Yani bu bütün hücrelerde gerekiyor ve 400 farklı enzimin çok muazzam önem arz ediyor. Yine mineraller de aynı şekilde. Bunların yeterli olması hem vücudumuzun fonksiyonlarının düzgün olmasını sağlıyor, hem de bağışıklığımızı güçlendiriyor. Şimdi bu Muhittin Hocam bahsettiği muhtemelen güvenirlik değeri düşük bir çalışma. Mesela D vitamini, COVID-19 kaynaklı ölümlerde D vitamini düzeylerine bakılmış bu çalışmada. Mesela çok düşük olan, yoksulluk düzeyinde düşük olanlarda D vitamininin ve onun ölümü %99, yani yoksulluk düzeyinde D vitamini düşük olanların %99'u vefat etmiş. Yetersiz olanlar %88'i, normal olanların işte %4.2'si gibi. Yani burada tabii direkt D vitaminine bağlamak mümkün değil. Yani birçok faktör var, fakat burada D vitamininin de COVID kaynaklı ölümlerde etkin olduğunu gösteren çalışmalardan bir tanesi. Gıda katkı maddeleri var. Bunlar biz fark etmeden gıdalarımızda bulunuyor. Geniş bir grup, 400'ün üzerinde katkı maddesi ülkemizde kullanılıyor. Bunların bir kısmı bağışıklığımızı bizzat kendisi zayıflatıyor. Yani tartrazin, amarant gibi renklendiriciler, efendim propiyonik asit, sodyum benzoat gibi koruyucular, ki bunlar çok yaygın olarak tükettiğimiz gıdalarda koruyucu olarak kullanılıyor. Mesela antioksidan olarak kullandığımız tersiyel butil hidroksikinon gibi katkı maddeleri. Dolayısıyla bizim katkı maddeleri az olan veya olmayan doğal gıdaları tercih etmemiz uygun oluyor. Bağırsaklarımızda yaklaşık 1,5-2 kiloya yakın mikroorganizma, mikrop besliyoruz. Mikrobiyota diyoruz bunlara. Ve biz bunlar yediğimiz gıdalarla bunları besliyoruz. Eğer onları düzgün gıdalarla beslersek, lifli gıdalarla, pazar alışverişiyle yaptığımız gıdalarla beslersek, onlar böyle küçük moleküller üreterek bizim bağışıklığımızı güçlendiriyorlar. Sadece bağışıklık değil, yani bizim psikolojimizi etkiliyorlar. Bununla beraber birçok hastalıkla ilişkili durumlar var ve bu çok genişleyen bir alan. Yani bu probiyotiklerin, probiyotiklerin mikrobiyatayı oluşturmakta ve sürdürmedeki önemi son yılların popüler konularından bir tanesi. Yine bunlardan Evrim Hocam bahsedecektir. Sadece bağırsaklarımızdaki mikrobiyatayı düzgün beslersek bağışıklığımız güçleniyor. Eğer hayvansal gıdalarla, ağırlıklı hayvansal gıdalarla beslenecek olursak,
bu mikroplar vücudumuza zarar verecek moleküller üretiyorlar. O yüzden bitkisel ağırlıklı gıdalarla beslenmek önemli. Yani suyun direkt bağışıklığımızı güçlendirici bir etkisi yok. Ancak toksinlerin vücudumuzdan atılışını hızlandırması, bağırsak ve böbreklerin efendim daha iyi çalışmasına katkı sağlaması gibi genel faydalardan dolayı en direkt yoldan bağışıklığımızı olumlu etkileyebilir. Yine bazı gıdalar ve takviyeler var. Bunlar da antioksidan özellikleri ve immün sistem düzenleyici etkileriyle bağışıklığımızı olumlu etkilemektedir. Mesela son dönem bunlar konuşuldu. Sarımsaktır, baldır, propolis gibi gıdalar veya sumaktır, ekinezya veya zerdeçal, zencefil gibi, karabiber gibi baharatlar. Bunlar bağışıklığımızı olumlu yönde etkileyecek gıdalar ve baharatlar olarak örneklendirebiliriz. Gerçi bunları evet söylemişiz. Bu arada eğer sarımsak yiyeceksek sarımsağın çiğ tüketilmesi ve mutlaka ezilerek havayla temasının sağlanması gerekiyor. İmmün sistemi güçlendirecek olan moleküller ancak havayla temas sonucunda oluşmaktadır. Bunu da belirtelim. Yani beslenmeyle ilgili Ramazan ayı geliyor. Şöyle bir endişe olmasın. Yani biz Ramazan'da yemeğimizi, meyvemizi, sebzemizi az yiyeceğiz. Buna bağlı yeterli beslenemeyip bağışıklığımız zayıflayacak gibi bir endişeye mahal yok. Çünkü aralıklı beslenme, yani böyle 12 saat, 16 saat gibi uzun süre aç kalmak bizim bağışıklığımızı güçlendiriyor. Önemli olan iftarları ve sahurları düzgün yapmak, onların düzgün yapılandırılması. Bizde herhangi bir vitamin, mineral eksikliğine, diğer temel besin gıdalarında bir eksikliğe sebep olmadığı müddetçe oruç tutmak, aralıklı beslenmek bağışıklığımızı güçlendirmektedir. Evet, beslenmeyle çok özet olarak bunları söyleyebilirim. Hareketli yaşam önemli. Yapılan çalışmalar 45 dakikayı geçmeyen düzenli egzersizlerin bağışıklığı artırdığı yönünde. Özellikle haftada işte en az 3 gün yapılması tavsiye ediliyor. Ancak yoğun egzersizler bağışıklığımızı bozmaktadır, zayıflatmaktadır. Değerli izleyiciler, düzenli yaşam önemli. Yani bizim vücudumuz düzenli yaşamayı seviyor. Çünkü bedenimizde bir biyolojik saat var. Yani sabahın saat 8 olduğunu vücudumuz nereden biliyor da kortizolu işte o saatte yükseltiyor. Dolayısıyla eğer yattığımız, kalktığımız saat belli, çalıştığımız saatler belli, yemek yediğimiz zamanlar belli, olabildiğince bunları standart hale getirirsek vücudumuzun bağışıklık sistemi güçlü oluyor. Yani siz kısa, düzensiz, çok bölünmüş bir uyku alışkanlığınız varsa bu sizin bağışıklığınızı otomatik olarak düşürüyor. Yani mesela melatoninden bahsedebiliriz. Karanlık hormonu. Akşam normalde erken yatacağız. Gece boyunca karanlıkta, saatle alakalı değil, karanlıkta melatonin hormonu salgılanır. Melatonin hormonunun yani inanılmaz birçok faydası vardır. Mesela yani antioksidan, antikanser, efendim birçok bu nörodejeneratif hastalıklar, Parkinson gibi, demans gibi hastalıkları geciktirici etkileri gibi çok güzel etkileri olan bir hormon. Mesela bazı sağlık çalışanlarında yapılan çalışmalar var. Gece vardiya kalanlar, yani gece karanlıktan istifade etmeyip sürekli ışığa maruz kalanlarda bazı kanser türlerinin daha fazla görüldüğüyle ilgili çalışmalar var. Yani araştırıcılar bu melatonin kanseri engelleyici etkisinden mahrum kalmaya bağlıyorlar bazı yorumlarda. Mesela melatonin salınmasını engelleyen, ışığı engelleyen gözlükler var. Bir firma deneme amaçlı getirmişti yurt dışında bulunduğumuz o dönemde. Akşam çalışanlar mesela bu gözlüğü takıyor. Bu gözlüğü taktığınız zaman
Gözünüz evet ışığı görüyorsunuz ancak melatonin salınmasını baskılayan ışık geçemiyor oradan ve sanki geceymiş gibi melatonin salınıyor. Siz gece çalışıyorsunuz ama melatoninin koruyucu etkisinden de mahrum kalmıyorsunuz. Evet, alışkanlıklar yani kötü alışkanlıklar yani alkol, sigara, tütün, kokain ve bağımlılık yapan ilaçlar bağışıklığımızı düşürüyor değerli arkadaşlar. Mutlu insanların bağışıklığı güçlü oluyor. Yani moral ve motivasyon önemli. Mesela stres, endişe durumunda stres hormonu kortizol mesela salınıyor. Bu da bağışıklığımızı zayıflatıyor. Mesela moralimiz bozulduğu zaman ne olur? Ya bu tüm hormonal sistemimizi etkiler. İşte midemize kramplar girer falan. Yani dolayısıyla bizim psikolojik durumumuz genel vücut sağlığımızla ilişkili olduğu gibi bağışıklıkla da direkt ilgili. Kısa süreli stresler bağışıklığımızı uyarıyor, güçlendiriyor. Fakat bu stres ve sıkıntı uzun sürecek olursa o zaman bağışıklığımızı çok olumsuz etkiliyor, çökertiyor maalesef. Evet, moral motivasyon dedik. Maruziyetler, malum günlük yaşam şeklimiz itibariyle hava kirliliği, maruz kaldığımız ağır metaller, antibiyotikler, egzoz dumanı, mikrobiyal maruziyet, annenin sigara içmesi çocuk üzerinde, çevresel östrojenler ve endokrin bozucular ve radyasyon gibi maruz kaldığımız olumsuz etmenler bağışıklığımızı zayıflatıyor. Ya bunları tek tek niye söylüyoruz? Yani gerekli olmadıkça antibiyotik kullanmamak, yani bizim radyasyona maruz kalmamak, telefon kullanırken kulakçık kullanmak, efendim, yani her bir maddenin önemi var. Çünkü bağışıklık genel bir durum. Geçirilmiş hastalıklar ve genetik yatkınlık, yani eğer geçirdiğimiz AIDS veya kızamık gibi hastalıklar varsa bunlar sonraki yaşamımızda bağışıklığımızı zayıflatıyor. Gelelim can alıcı noktaya. Yani genetiğimiz ne kadar etkili? Şimdi doğuştan gen bozukluğu varsa bağışıklığımızda rol alan temel faktörlerin eksik olmasına sebep olacak bir gen bozukluğu varsa bağışıklık yetersizliği buna bağlı erken aylarda, yaşlarda ölümler gerçekleşiyor. Yani çocuklar daha hayatlarının ilk erken dönemlerinde hayatını kaybediyorlar. Çünkü bağışıklık maalesef yeterince çalışamıyor. Yapılan mesela COVID-19 ile ilgili yapılan çalışmalar bazı bağışıklık sisteminde rol alan bazı proteinlerin sentezlenemediği vakalarda COVID vakalarının daha ağır geçtiği, özellikle gençlerde beklenmeyen ağırlıkta geçtiği görüldü. Yani bireysel genetik farklılıklarımızı tamamen göz ardı etmiyoruz. Ancak her şeyi de genetiğe bağlamamak lazım. Şimdi bahsettiğimiz verileri göz önüne aldığımız zaman evet genetiğin bir önemi var. Yani şurada evet genetik bir faktör önemli. Bunu yadsımıyoruz. Fakat tüm yaşam tarzımız yani beslenmesi, düzenli yaşam, alışkanlıklarımız, maruziyetlerimiz, moral motivasyon bunların hepsini düşündüğümüz zaman genetiğin etkisi yaklaşık %30, diğer yaşam tarzımız %70 etkili. Dolayısıyla biz yaşam tarzımızı uygun hale getirerek bağışıklığımızı güçlendirebiliriz. Sadece genetik üzerine, zaten genetikle ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Ancak genetiğin üzerine çok fazla anlam bina etmemeliyiz. Yaşam tarzımızı düzelttiğimiz zaman genetiğin bağışıklığımızı güçlendirmek elimizde. Yani bu slayt bu sunumun özeti veya özü diyebilirim. Evet, toparlayacak olursak. Ramazan ayı da geliyor. Hem onunla ilgili ben önerilerimi de yapacağım. Günlük yaşam planı önemli. Yani düzenli yaşam önemli. Düzenli beslenme, düzenli işe gitme gelme, düzenli ibadet. Yani bizim düzenli yaşamımız önemli. Yeterli ve dengeli beslenmek önemli. Kaliteli ve yeterli uyku önemli. Ve hareketli yaşam önemli. Yani biz bunları
yaptığımız zaman bağışıklığımız otomatik olarak güçlü olacak. Böyle bireysel sadece filanca takviyeyi aldım, sadece efendim şunu aldım, böyle küçük noktasal uygulamalardan büyük faydalar beklemeyelim. Hepsi toplanarak komple bir bağışıklığımızı güçlendiriyor, oluşturuyor. Alışkanlıklar, maruziyetler, hani bunlar elimizde, bunlardan kaçabildiğimiz kadar kaçınacağız. Varsa kötü alışkanlıklarımız, onları bırakacağız. Bırakmayanlar için dua edelim. Allah herkesi kurtarsın. Elimizde olmayan, hani geçirdiğimiz hastalıklar var, genetik yapımız var. Bunlarla ilgili yapacağımız çok fazla bir şey yok. Ancak yapmamız gereken yaşam tarzımızı düzeltmek. Ya moral, ya stresle baş etme becerimizi güçlendirmeliyiz. Maneviyatımızı güçlendirip, ibadetleri artırıp, tedbirlerin hepsini alıp sonra tevekkül etmeliyiz. Yani bu tevekkül duygusu da bizi stresten kurtaran önemli bir faktör diye düşünüyorum ben. Ve teşekkür ediyorum. Evet, Fatih Hocamıza gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Böyle bugünkü panelimiz hep böyle her bir konuşmacımız önemli noktalara temas ediyor. Tek başına elbette ki tek ABC vitaminleri etkili değil. Uyku önemli, stres önemli, genetik altyapı önemli, çevresel faktörler, epigenetik faktörler. İşte bunları hep farklılıkları bugün beraber bir araya getirelim istedik ve bunları dolduralım. Ağzınıza sağlık Fatih Hocam. Çok çok teşekkür ederiz. Söylediğinize elbette gönülden katılıyoruz. Şimdi Anıl Evrim Hocamız bize, Onur Hocamız da sıra. Onur Hocamız destek moleküller, destek bileşiklerle ilgili işte viral enfeksiyonlarda vitaminler, mineraller yönünden veya bitkisel kökenli bileşikler yönünden neler alınabilir? İşte kanıta dayalı olmasına çalıştı o da. Şimdi Onur Hocamızı dinliyoruz. Buyurun Onur Hocam. Merhabalar. Görüntü ve seste bir sorun yok değil mi hocam? Hocam çok güzel. Peki. O zaman başlıyorum. İlk bahsetmek istediğim vitamin A. COVID-19 tedavisinde vitamin A kullanımına ilişkin şu an mevcut bir veri bulunmamasına rağmen A vitamini uzun süredir soğuk algınlığı tedavilerinde destek ürünü olarak tavsiye edilen veya preparatların içinde ek olarak yer alan maddelerden bir tanesi. A vitamini lenfositlerin farklılaşmasını, proliferasyonunu arttırabilecek bir maddedir ve buna ek olarak B hücrelerinin, plazma hücrelerinin antikor üretimini arttırabilecek ve T lenfositlerinin lenfokin salınımlarını arttırabilecek bir vitamin olarak geçmektedir. Yine bu teorik bilgilerden ötürü A vitamininin COVID-19 tedavisinde rolünü araştıran çalışmalar, tedavide etkili olabilecek antiviral ve immünoterapinin etkinliğini arttırabilecek terapilerin varlığını söylemektedir. Ancak henüz kanıtlanmış klinik çalışmalar maalesef yoktur. İkinci söylemek istediğim vitamin B1 vitamini. Tiamin eksikliğinde, B1 vitamini eksikliğinde kardiyovasküler sistemde, merkezi sinir sistemi gibi organlar, sistemler etkilenir ve enflamasyonlar artar ve anormal antikor yanıtları oluşabilir. Tiamin beyindeki eksikliği merkezi sinir sistemi hasarına ve nöroenflamasyonda nöronal hücrelerin ölümüne neden olan interleukin 1, interleukin 6, COX-2 ve tümör nekrotik faktör alfa gibi proinflamatuar medyatörlerin aşırı ekspresyonuna neden olur ve bu da COVID-19 enfeksiyonu sürecinde sitokin fırtınasının asıl sebeplerinden biri olan interleukin 6'nın artmasına neden olur. Ve interleukin 6'nın kısa sağ kalım ile güçlü şekilde ilişkili olduğu gösteren çalışmalar mevcut. B3 vitamini, niyasin kronik sistemik enfeksiyonlarda hayati önem taşıyan NAT ve NAT-P gibi maddelerin yapı taşı olarak görev görmektedir. Bu NAT familyası çeşitli metabolik yolaklarda koenzim görevi görür ve bazı durumların tedavisinde seviyelerin artması hastanın faydasına olmaktadır. Çünkü NAT'lar inflamasyonun erken aşamalarında salınır ve proinflamatuar sitokinleri, işte interleukin 1 beta, interleukin 6 gibi
tümör nekrotik faktör alfa gibi maddelerin azalttığını bilinen immünomodülatör özelliklere sahiplerdir. Aynı zamanda niyasin viral replikasyonu azaltır ve vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir. B5 vitamini pantotenik asit. Pantotenik asit kolesterol ve trigliserit dönüştürücü özellikleri vardır. Ve aynı zamanda yaraların iyileşmesi gibi fonksiyonları da vardır. Zihinsel sağlığı iyileştirir. Ancak COVID-19 için şu an etkinliği henüz bilinmemektedir. Yani COVID-19'da ne amaçla kullanılacağı henüz gösterilmemiş veya bununla ilgili yapılmış çalışma maalesef ki yoktur. B6 vitamini piridoksin veya PLP diye de geçmektedir. Çeşitli inflamatuar yollarda önemli bir kofaktördür. PLP kronik inflamatuar koşullarında plazma interleukin 6 ve tümör nekrotik alfa ile ters bir ilişkiye sahiptir. İnflamasyon sırasında PLP'nin kullanımı artar ve bu nedenle şiddetli inflamasyona sahip COVID-19 hastalarında PLP eksikliği görülebilir. COVID-19 hastaları arasında bağışıklık disregülasyonu ve koagülopati riskinin arttığı çalışmalarda gösterilmiştir. Yakın tarihli bir preprint çalışmada PLP desteğinin bağışıklık yanıtlarını düzenleyerek pro-inflamatuar sitokinleri azaltarak endotel bütünlüğü koruyarak ve aşırı pıhtılaşmayı önleyerek COVID-19'un semptomlarını hafiflediği ileri sürülmektedir. Ancak yapılmış olan bir çalışmada B6 vitamininin makrofajları ve monositleri deaktive edebilen interleukin 10'u düzenlediği gösterilmiştir. Yine B6 vitamini COVID-19 enfeksiyonundan birincil olarak etkilenen ve asıl hedef organ olan akciğerlerde antioksidatif ve antiinflamatuar etkileri göstererek COVID'in şiddetini azaltabileceği söylenmektedir. Tabii bazı COVID-19 hastalarında virüse aşırı bir T hücre yanıtı ve proinflamatuar sitokin salgılanması yanıtı oluşabilir. Yine PLP bazı COVID-19 hastalarının maruz kaldığı sitokin fırtınalarını ve iltihaplanmayı azaltmada katkıda bulunabilir. Tabii bu söylediklerimin hiçbirinin klinik bir çalışması henüz mevcut değil. B9 vitamini folat, folik asit. Folat, DNA ve protein sentezinin adaptif bağışıklık tepkisi için gerekli bir vitamindir. Yine folik asitin bakteriyel ve viral enfeksiyonlarla ilişkili bir enzim olan furini inhibe ettiği çalışmalarda gösterilmiştir. Bu durum enfeksiyonun tedavisi için umut vericidir. Preprint çalışmalarda yine folik asitin SARS-CoV-2'nin konak hücreye girmek için kullandığı spike proteini tarafından bağlanmayı önlediği ve bu girişini ve virüs döngüsünü önlediği iddia edilmiştir. Bu nedenle folik asitin özellikle erken evrelerde COVID-19 ile ilişkili solunum yolu hastalığının tedavisinde faydalı olabileceği öne sürülmektedir. Bu nedenle folik asit COVID-19 yönetimi için terapötik bir yaklaşım olarak değerlendirilme potansiyeline sahiptir diye düşünüyoruz. Yine B12 vitamini kırmızı kan hücre sentezini ve sinir sistemi sağlığını, miyelin sentezini, hücresel büyüme ve DNA'nın hızlı sentezi için gerekli vitaminlerden bir tanesidir. B12 vitamini bağırsak mikrobiyotasının bir modülatörü olarak görev yapar ve düşük B12 seviyeleri inflamasyon ve homosistein düzeylerini artırır ve oksidatif stresle sonuçlanır. Yine hipersistoinemi endotel disfonksiyonuna, trombosit aktivasyonuna, pıhtılaşmaya, megaloblastik anemiye, miyelin kılıf bütünlüğünün bozulmasına ve azalmış immün yanıtlara neden olmaktadır. Pardon. COVID-19 hastalarında B12 vitamini tavsiyesinin etkilerini araştıran bir çalışmada metilkobalamin takviyelerinin COVID-19 ile ilişkili organ hasarını azaltma potansiyeline sahip olduğu gösterilmiştir. Bu Singapur'da yapılan çalışma sanırım az önce Muhittin Hocam bahsettiği çalışma. O yüzden bunu buraya koymak, bunu şu an okumak istemedim. Geçiyorum. B vitaminleri, her B vitamini kendisinin ayrı ayrı fonksiyon, ayrı ayrı preparatları satıldığı halde kompleks olarak veya kombine olarak satıldığı preparatları da bulunmaktadır. Bu sol üstte gördüğünüz vitamin, B vitaminleri bir kompleks şeklinde
piyasada bulunmaktadır. Zinc yani çinko ile kombine edilmiştir. Aynı zamanda bazı B vitaminleri, C vitamini gibi yardımcı vitaminlerle de kombine edilebiliyor. B vitaminleri A, C, E, folik asit, D vitamini gibi diğer vitaminler ve minerallerle de kombine edilmiş preparatları bulunmaktadır. C vitamini bağışıklık deyince ilk akla gelen vitaminlerden birisidir belki de. C vitamini çok sayıda fizyolojik reaksiyonda antioksidan ve kofaktör olarak görev almaktadır. Henüz preprint olarak yayınlanan, Çin'de yürütülmüş bir çalışmada 8-10 saatlik bir süre boyunca günde 10-20 gramlık yüksek doz intravenöz C vitamini orta ila şiddetli 50 COVID-19 hastasının tedavisinde başarıyla kullanılmıştır. Yine oksijenasyon indeksi gerçek zamanlı olarak düzelmiş ve bunun sonunda tüm hastalar şifa ile taburcu edilmiş durumdalar. Aslında yüksek doz C vitamini yıllardır klinik olarak kullanılmakta. Yine az önce Muhittin Hocam'ın da bahsettiği gibi Ulusal Sağlık Örgütü, Ulusal Sağlık Kurumu yine yaptıkları guideline'larda bu tip tedavilerin hala klinik çalışmalarca ispatlanması gerektiğini söylemekte. D vitamini yağda çözünen bir vitamindir. Vücut dışı kaynaklarda D2 ergokalsiferol ve D3 kolekalsiferol olarak bulunmaktadır. Her ikisi de vücutta etkin hale gelebilmeleri için kalsitriyole dönüştürülmeleri gerekmektedir. Yine yapılan çalışmalar COVID-19 pozitif hastalarının büyük bir kısmının D vitamini konsantrasyonlarının düşük olduğunu rapor etmiştir ve hastaneye yatma olasılığının artmasıyla ilişkilendirilmiştir. Yine D vitamini yetersizliğinin bağışıklık sistemini olumsuz etkilediği zaten birçok çalışmada gösterilmiş. D vitamini hücrenin fiziksel bariyer bütünlüğünün korunmasına, makrofajların ve monositlerin doğuştan gelen bağışıklık aktivitesinin artırılmasına katkıda bulunur. D vitamini sentezlemek için aynı zamanda güneş ışığı da gerekmektedir. Tabii güneş ışığının belli bir dalga boyunda absorpsiyonu gerekir. Bu D vitamini sentezlemek için gerekli olan güneş ışığı 290 ile 315 nanometre dalga boyunda olmalıdır ve bu dalga boyu bizim yarımküreye, kuzey yarımküreye Nisan ve Ekim ayları arasında düşmektedir. Dolayısıyla kışın biz yeterince D vitamini alamıyoruz, sentezleyemiyoruz. Ve genelde bu soğuk algınlığı gibi hastalıkların çoğu da zaten kışın ortaya çıkıyor. Enfeksiyon riskini azaltmak için yine yapılan bir çalışmada D vitamininin dozları araştırılmış ve yaklaşık 40-60 nanogram, yani mililitre başına 40-60 nanogram konsantrasyonlarında D vitamininin vücutta olmasının COVID'e karşı bağışıklığı destekleyecek düzeyde olduğu söylenmiştir. Çinko, bağışıklık sistemini destekleyen minerallerden bir tanesi olarak geçmektedir. Bazı sistematik değerlemelerde çinkonun soğuk algınlığı semptomlarının süresini azalttığına dair çalışmalar vardır. Yine yapılan bazı çalışmalarda 75 mg ve üzerinde günlük olarak alınan çinkonun soğuk algınlığı semptomlarının azalttığı tespit edilmiştir. Onun altında alınan miktarların bağışıklık sistemine çok etkisi olmadığı söylenmektedir. Yine yoğun bakım ünitelerinde yatan COVID-19 hastaları üzerinde yapılan bir çalışmada yüksek doz intravenöz olarak çinko takviyesinin kalp, böbrek ve karaciğer başta olmak üzere çeşitli organların hipoksisinin neden olduğu hasara karşı koruduğu gösterilmiş. Ve tekrar belirtmek isterim, takviye edici amaçlı yüksek doz kullanımı güvenli olmayabilir. N-asetilsistein mukolitik olarak bildiğimiz bir ilaç. 1960'lı yıllarda göğüs hastalıklarında güvenli kullanılabilecek bir mukolitik ajan olarak tanıtılmış ve sonrasında hastanelerde bronkopulmoner hastalıklarının tedavisinde kullanılmıştır. Aynı zamanda parasetamol zehirlenmelerinde de antidot olarak kullanılmaktadır. NAC,
Güçlü bir antioksidandır aynı zamanda. NAC güçlü bir antioksidan özelliği olan ve aynı zamanda immün sistemi destekleyen bir madde olan glutatyonun yapı limitleyici taşlarından birisidir. Ve glutatyon bağışıklık hücre sayısını arttıran ve viral replikasyonu da inhibe eden bir maddedir. Yine akut solunum sıkıntısı COVID-19 hastalarının ölümlerinin ana nedenlerinden birisidir. Bunun nedeni serbest radikallerin ve sitokinlerin hızlı salınmasına bağlı artan oksidatif stres kaynaklı sistemik bir inflamatuar yanıtın sitokin fırtınasına sebep olmasıdır. Mevcut çalışmalar bu nedenle antioksidan özelliği olan ajanların erken dönemde kullanımının tedavinin etkinliğini artıracak bir strateji olduğunu söylemektedir. Yine yapılan çalışmalar günlük 2400 mg, 1200-1200 mg dozunda NAC kullanımının immün yanıtı artırdığına dair tabii bu COVID hastalığında değil kronik enflamasyonda yanıtı artırdığına dair veriler olduğunu sunmaktadır. Aynı çalışma yine 600 mg günde iki defa verildiğinde aynı etkiyi görmediğini söylemektedir. Bu nedenle bu çalışmada COVID-19 tedavisinde yüksek doz NAC kullanımının tedavinin seyrini olumlu yönde artıracağına dair fikirleri olduğunu belirtmektedir. Melatonin epifiz bezinden salgılanan bir gece hormonudur. Az önce Fatih Hocam'ın da belirttiği gibi. Epifiz bezinden vardiyalı çalışma saatlerini yaşayan hastalarda ve jet lag olan hastalarda sirkadyen ritmini düzeltmek için kullanılabilecek ilaçlardan bir tanesidir. Melatonin aynı zamanda güçlü bir antioksidan ve antiinflamatuardır. Sirkadyen ritim vücut için oldukça önemlidir. Ritmin uzun süreli bozulmasında birçok çeşitli hastalıklar gözlemlenebilir. Bu ritim bozulduğunda melatonin salgısı da azalabilmektedir. Melatonin düzeyleri azalmış olan kişilerin enfeksiyonlara karşı zayıf olduğu anlamına gelebilir ve şiddetli sitokin fırtınalarında melatoninin baskılayıcı olduğunu rapor eden veriler mevcuttur. Koronanın ölümcül yüzünü gösterdiği en büyük kesim yaşlı kesim oldu. Yani yaşlı bireylerin koronavirüse karşı bu kadar zayıf olmasının nedenlerinden birisi belki de melatonin düzeyindeki azalma olduğu varsayılmaktadır. Çünkü hala daha net veriler yoktur. Şimdi bu koronavirüsün bize zoonotik olarak yarasalardan geçtiği düşünülmekte ve yarasalar da gündüz karanlık mağaralarda ve yaşamının kalan kısmını gece dışarıda geçirdiği için vücutlarında melatonin çok yüksek seviyede olduğu düşünülmektedir. Hani bu nedenle yarasalarda koronavirüse karşı şiddetli zatürreye karşı melatonin kaynaklı bir koruma olduğu düşünülmektedir. Peki neden melatonin bu kadar etkili? Çünkü SARS-CoV-2 gibi viral solunum enfeksiyonlarında serbest radikal ve antioksidan seviyeleri arasındaki dengesizlikten meydana gelen oksidatif stres önemli ölçüde yüksek olduğu gösterilmiştir. Bir serbest oksijen radikaline bağlanan E ve C vitaminleri gibi klasik antioksidanların aksine melatonin yaklaşık 10 daha fazla serbest radikali bağlayabilir. Yani 10 vitamin C bir melatonin ediyor diyebiliriz. Yani melatonin aynı zamanda hücre içi hidroksil ve peroksil radikallerinin de temizlenmesini sağlayarak hücreleri oksidatif strese karşı korur. Ve melatonin glutatyonların da antioksidan aktivitelerini arttırmaktadır. Omega 3 yağ asitleri EPA ve DHA'dan oluşmaktadır. Vücuda gerçekten yararlı yağ asitleridir. Yağ yıkımından inflamasyonu, pıhtılaşmadan sinir sisteminin düzenlenmesine kadar birçok işlevi bulunmaktadır. İnflamasyon ve pıhtılaşma etkilerinden dolayı COVID-19 hastalığına ve hastalarına iyi geleceği düşünülen supplementlerden bir tanesidir. EPA ve DHA etkisini genel olarak arakidonik asit miktarını azaltarak yapmaktadır. Omega 3'ün COVID-19 tedavisindeki yerinin anti-inflamatuar baskılayıcı özellikleri sayesinde sitokin fırtınalarının yönetiminde rol alabilecek ve özellikle akciğerde görülen doku hasarının
iyileşmesine yardımcı olabilecek potansiyelde olmasıdır. Bu bilgilere dayanarak yapılan çalışmalarda yüksek doz EPA ve DHA'nın konağın virüslere verdiği yanıtta iyileşmeler olduğu saptanmıştır. Yine omega-3 yağ asitinin yüksek dozların COVID-19 tedavisinde etkili olabileceği söylenmiş, ancak yine bu konuda yapılmış klinik çalışmalar yeterli değildir. Sambucus nigra, karamömer bitkisinden elde edilen bir preparat. Bundan bahsetmeyecektim ama televizyonda reklamlarını gördüm ve bahsetmeye değer olduğunu düşündüm. Sambucus nigra veya karamömer ekstresi soğuk algınlığı ve sinüzitte, yani grip gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek ve bu hastalıkların semptomlarını 3-4 gün kadar kısaltabilecek potansiyele sahip bir destek ürünü aslında. Sambucus nigra, inflamatuar sitokinlerinin üretimini arttırarak anti-inflamatuar bir etki göstermektedir. Yani Sambucus nigra aslında interleukin 1 beta'yı, interleukin 6'yı ve tümör nekrotik faktör gibi sitokinlerin düzenini arttırarak anti-inflamatuar yanıt geliştirmektedir. Az önce Metin Hocam'ın da belirttiği gibi interleukin 6 aslında sitokin fırtınasını tetikleyen moleküllerden bir tanesi. Bu nedenle Sambucus nigra gibi bir preparatın COVID-19 tedavisinde çok da uygun olmayacağını düşünüyorum ve bu tip preparatların tavsiye edilmemesini öneriyoruz. Yine ekinezya da Sambucus nigra gibi soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonlarında sıklıkla kullanılan desteklerden bir tanesi. Sambucus'a benzer şekilde tümör nekrotik alfa, interleukin 6, interleukin 1 seviyelerini arttırarak anti-inflamatuar etki göstermekte. Yine interleukin 6 seviyesindeki artış nedeniyle COVID'li kullanımının riskli olduğunu belirtmek gerekir. Zaten 2014 yılında yapılan bir çalışmada da ekinezyanın plasebo ile karşılaştırıldığında anlamlı bir etkisinin olmadığı rapor edilmiştir. Pelargonium psittoides yine solunum yolu hastalıklarında sıklıkla tavsiye edilen destek ürünlerinden bir tanesi. Damla formunda olan ürünleri de var, tablet formunda olan ürünleri de var. Çoğumuzun belki her kış döneminde aldığı ilaçlardan bir tanesi. Pelargonium'un akut bronşit ve sinüzitte semptomları azalttığı ve hafiflettiğine yönelik veriler mevcut. Yine pelargonium'un kök ekstresinin prostasiklin ve interleukin 6 salımını azalttığını gösteren veriler mevcuttur. Ancak tabii yine COVID-19 tedavisinde nasıl bir sonuç verdiğini gösteren veri henüz mevcut değildir. Ayrıca 573 bitkisel ürün kaynaklı karaciğer yetmezliği vakasında 28 vakanın pelargonium'a ait olması da raporlar arasında yer almakta. Yine propolis, arı kovanlarını korumak için ürettikleri reçineli bir malzemedir. Flavonoid, polifenolik, amino asitler ve reçineler yağlar gibi çok çeşitli bileşikleri yapısında bulundurur. Propolis antibakteriyel, antiinflamatuar, antiviral ve immünomodülatör etkileriyle bilinmektedir. Yine SARS-CoV-2 tedavisinde antiviral etkisinde rol alabilecek bir diğer mekanizmanın propolis bileşenlerinin ACE2 reseptörleri üzerindeki inhibisyon potansiyeli olduğu söylenmektedir. Ancak bu çalışma henüz hakem onayından geçmemiş, bilgisayarlı bir ortamda modelleme çalışması olarak beklemektedir. O yüzden bunu doğruluğunu COVID'deki tedavisindeki yerine tam olarak vardır diyemeyiz. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Onur Hocam çok teşekkür ederiz. Yani bugünkü toplantımız gelen mesajlara da bakıyorum. Çok güzel, çok olumlu mesajlar var. Farklılıkları bu bünyede buluşturmak istemiştik zaten. Yani değişik açılardan baktınız. Birçok şeyi iyice perçinlediniz. Gerçekten teşekkür ederiz. Vitamin C ile araştırırken işte bir kivi de, bir tane kivi de 100 miligram civarında, 125 miligram civarında C vitamini var. Günlük alım miktarı da o kadar. Ama bir baktık kakadu plum, kakadu eriği diye Avustralya'da bir meyve, armuda benzer bir meyve var. Yani bir tane meyvede 20 bin miligram civarında, yani inanılmaz, ben sayıyı yani çok yüksek buldum. C vitamini olduğu söyleniyor. Aynı şekilde Barbados eriği Brezilya taraflarında kamu kamu diye bir besin. Yani bunlar çok yüksek C vitaminleri var.
Acaba diyorsunuz, şimdi bunları görünce elbette oralardan bu yana meyve ithal etmek oldukça zor, ama kurutulmuş veya dondurulmuş meyvelerle ülkemize getirmek, yani ticari zekası farklı olan genç arkadaşlarımıza burada bir örnek olarak söylüyorum. Yani buna benzer işler yapılabilir. Nitekim bir Amerikalı cildiye uzmanı C vitaminin antioksidan olduğunu öğreniyor. Sonra bunu nasıl ben suda çözünüyor ama deriye, hücre içine nasıl yerleştiririm diye tutuyor. Yağ asitleriyle birleştiriyor. SLC kremleri üretiyor. Patentini alıyor ve bütün dünyayı pazarlıyor. Dünyanın çok çok zengin insanlarından birisi haline geliyor. Yani biyokimya, açıkçası biyokimyayı bilmek, mikrobiyolojiyle beraber, şimdi onları da şey yapmayalım ama farmasötik bölümünde çalışan arkadaşlar da çok çok önemli. Artı bütün bunların da hasta ile birebir iletişimde olan beslenme ve diyetisyen uzmanlarımız da çok önemli. Şimdi Evrim hocamızı COVID-19 ve viral enfeksiyonlarda ne şekilde beslenelim? Sabrınız için gerçekten teşekkür ederim. Yani katılımcılarımız büyük oranda dinliyorlar. Son konuşmacımız o. Evrim Hoca şimdi bize COVID-19 ve beslenme ile ilgili güzel bilgiler paylaşacak. Buyurun Evrim Hocam. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Öncelikle bu güzel konuşmaya beni de davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok da geç oldu, çok olabildiğince kısaltarak konuşmayı tamamlamak istiyorum. Şimdi COVID-19 pandemisi bundan yaklaşık bir yıl önce ülkemize artık sirayet ettiğinde hepimizin bütün dikkati bu konuya toplandı. İşte evlere kapandık. Hayatımızın tamamında büyük bir değişiklik yaşandı. Bu süreçte rağmen hala kesin bir tedavisi bulunamadı. İşte bir grubumuz aşılandık. Aşılanmamıza rağmen hala COVID olduk bir grubumuz. Ben mesela bugün çok yakın bir arkadaşımı COVID'den cenazesine katıldım ne yazık ki. Hepimiz teker teker yaşantımızın içinde bununla birlikte yürümeye, devam etmeye karar mecburunda kaldık. Peki dedik ki hepimiz, ya bu nasıl olacak? Ben bunu daha iyi nasıl atlatabilirim? İşte bağışıklığı güçlü olan insanların daha iyi COVID'i atlattığına dair bilgilerle etrafımız donanmaya başlandı. Bağışıklık denince hemen aklımıza beslenme geldi. Beslenme gelince de hangisini yiyelim, ne yapalım dedik. Oysa ki genel bilgi şudur ki besinlerin içinde sihirli bir şey yoktur. Besinlerin sinerjisi vardır ve gene de bu sihirli bitkiyi işte zayıflamak için, immüniteyi kuvvetlendirmek için hep arar dururuz. Ama koronavirüsü de tedavi edebilecek veya engelleyebilecek herhangi bir besinin mikronütriyentin veya makronütriyentin olmadığını biliyoruz. Esasını hocalarım hepsi çok güzel anlattılar. İşte sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, düzenli uyku. Beslenme ile immünite arasında bir ilişki var ama bu çok karışık, çok dolambaçlı, hocalarım anlattılar. Tek bir şekilde açıklamak mümkün değil. Bazı araştırmalar diyor ki evet etkili, ama bazı araştırmalarda diyor ki etkili değil, o yüzden, ama önemine dikkat ediliyor. O yüzden biz diyoruz ki doğru beslenme, yeterli ve dengeli beslenme, immün sistemi ve genel halk sağlığını iyileştirmede potansiyel olarak etkilidir. Peki biz koronavirüs pandemisinde nasıl beslenmeliyiz, ne yapmalıyız, bu konuyla ilgili öneriler neler? Tabii bu evde kalış süresiyle birlikte işte herkes bir şeyler yapmaya başladı. Türkiye ortalaması bir yıl içinde 6.6 kilogrammış alımı. Bu ciddi bir oran, eğer bu doğruysa. Bunun kaynağını bularak görmedim ama bir diyetisyen arkadaşım paylaşmıştı. Oysa ki biz biliyoruz ki, hocalarım da anlattı, obezitenin kendisi zaten başlıca inflamatuar etkiyi arttıran bir şey. Yani hem kronik hastalıklara neden oluyor, hem zaten bağışıklığı da bozuyor. O yüzden obeziteyle birlikte COVID'le baş etmemiz mümkün değil. O yüzden gene yeterli ve dengeli beslenmeye dönmek zorundayız. Yine araştırmaların, diyet önerileri verilen büyük guide'ların, otörlerin deniliyor ki siz diyetinizde %70'i öneriyor bunu. Meyve, sebze ve tam tahıllardan devam edin diyor. Sebze ve meyveler mikronütriyat ve posa kaynaklarıdır. Mikronütriyentler hem doğuştan gelen hem de uyarılabilir bağışıklık yanıtlarında çeşitli yollar aracılığıyla bağışıklığa katkıda bulunurlar. Şimdi bu tip net bilgiler olunca gene dönüyoruz. Ben daha iyi nasıl, daha yeterli ve dengeli nasıl beslenelim? Bu slaytı geçmek istiyorum çünkü hocalarım oldukça anlattılar ama sadece şunu söylemek istiyorum.
dengeli beslenmenin içinde işte acaba ben biraz daha çok beta karoten almalı mıyım veya biraz daha C vitamini almalıyım evde? Hayır, bunu gösteren, kanıtlayan herhangi bir şey, yayın yok. İşte biraz daha patates, biraz daha havuç veya daha fazla yeşil yapraklı sebze yiyerek COVID olmamak veya grip olmamak gibi bir şey değil. Ama dengeli ve yeterli beslendiğim zaman, biraz sonra bahsedeceğim benim tabağım modelinden, o zaman bu sinerjiyi yakalayabiliyoruz. Besinlerin içindeki sinerjiden faydalanabiliyoruz. Neler de var? İşte çinko, kırmızı et, fındık, kabak çekirdeği gibi yiyecekler de var. Ama dediğim gibi tek başına bir anlamı yok. Nasıl bir anlamı var? Sağlıklı yeme tabağı veya besin piramitleri, buradaki miktarlar belirlenmiştir ve bu miktarlar doğru dağıldığı zaman araştırmalar göstermektedir ki o zaman immünitemiz, bağışıklık sistemimiz kuvvetlidir. Yağlar çok soru işaretidir. Yağlarla ilgili hem iyi bilgi vardır hem kötü bilgi vardır. Doymuş yağların özellikle bağışıklık sistemini baskıladığı, tekli doymuş ve çoklu doymamış yağ asitlerinin ise olumlu bağışıklık düzenleyici faaliyetleri olduğunu gene araştırmalarla ortaya koyulmuş. Peki o zaman ne yapacağız? Tablet mi alacağız? Hayır, gene araştırmalar diyor ki en az haftada 2 porsiyon, yani her biri 90 gram olabilir. Balık tüketirseniz aslında vücudunuzun ihtiyacı olan omega 3'ü karşılamış oluyorsunuz. Ne zaman hani bu konserveler, bilmem donmuş gıdalar veya işte biraz önce söylediğiniz kurutulmuş gıdalar falan, ne zaman? Ancak taze meyve ve sebzeler bulunmadığı zaman bunlar kullanılabiliyor. Probiyotiklerden hiç bahsetmedik. Zaten konumuz da değil ama bence bu da çok ticari bir konu ve çok araştırma yapılması gerekiyor. Ama hep çok böyle sanki dünyanın 8. harikasıymış gibi lansmanı yapılıyor ama doğru olduğuna ait henüz hiçbir kanıtı yok. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü alkol alımını mutlaka sınırlandırılıyor. Pek çok insan etrafımda ya da bana gelen danışan hastalar dediler ki işte hocam biz işte içki içerek COVID'den korunmaya çalışıyoruz. Buna ait net bir bilgi yok. Kesinlikle yanlış bir bilgi. Aksine alkolün de gene kullanılmaması gerekiyor. Bir de bu besin hijyeni var. Bundan da bahsetmek istiyorum. Hepimiz eve getirdiğimiz paketleri aylarca yıkadık. Böyle getirdik, tezgahların üstüne koyduk, paketleri yıkadık, onu yıkadık, bunu yıkadık, dışarılarda beklettik falan. Aslında gıda ve ambalajla ilgili bir kanıt yok. Kabul edilen bir kanıt yok. Tüm belgeler, yiyecekler çalışırken yeterli kişisel hijyeni, yani kişi kendisi yeterli kişisel hijyenini sağlıyorsa o zaman su bazlı, alkol bazlı dezenfektanları en kötü ihtimalle kullanıyorsa aslında bir tehlikeyle karşılaşmıyoruz. En büyük tehlike bu alışveriş merkezlerinde işte arabalar, kullanılan işte tartılar, bilmem neler. Oraları hani mümkünse daha önceden temizlemek, eve geldiğimiz zaman da bu yiyecekleri işte dolapların içine doğru bir şekilde ayırıp saklamak yeter. Yani Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi önerileri diyor ki gıda ambalajının kendisini dezenfekte etmenize gerek yok. Market alışverişinden önce ve sonra 20 saniye sabunla ellerinizi yıkayın. Alışveriş yaparken güvenli mesafeyi koyun. Satın almayı planlamadığınız sürece yiyeceklere dokunmayın. Yüzeylere dokunduktan sonra ellerinizi yıkayana kadar yüzünüze, burnunuza, ağzınıza dokundurmaktan kaçınmayın. Şimdi benim mesleğimin otörleri tarafından değerlendirilmiş, öne sürülmüş bilgileri size kısaca sunmak istiyorum. Aslında genel olarak şunu söylüyorlar. Doymuş yağ alımını azaltın. Tuz, yağ ve şekerden kaçının. Et porsiyonları ve diğer hayvansal kaynaklı yiyecekleri azaltınız. Az yağlı süt ürünleri kullanınız. Sağlıklı yağları diyete dahil ediniz. Tuzu azaltın. Tuz ikamesi olarak kullanılan soslardan kaçınız. Buna ait bu bilgileri özetlediğim nereden aldım? Bu bir öneriler listesi. ABRAN denilen Brezilyalıların Nütrisyon Birliği Derneği. En radikal örnekleri, önerileri veren yer bu birlik. Onun haricinde işte bunlar A vitamini, C vitamini, D vitamini gibi ilavelerin yapılmasını söylüyorlar. Biz beslenmeden, yani anne sütüyle beslenmeden bahsetmedik. Burada gene supplementasyonla ilgili bir ilave var. Diğer slaytlarda göreceksiniz anne sütüyle ilişkili öneriler de yapmış diğer bir önemli birlikler, kuruluşlar. Besin hijyenine ait bir öneride bulunmamış.
ASN dediğim American Society of Nutrition'ın web sayfasından aldım. Bu da diyor ki buradaki de işte benim size biraz önce özetlediğim tam tahıllar, sebzeler, meyveleri kullanın. İşte et porsiyonlarını küçültün. İşte tam doymuş yağ asitlerinden uzaklaşın diyorlar. Ve burada da gene besin hijyenine ait işte elinizi, ayağını kullandığınız yüzeyleri yıkayın diyorlar. CDC biliyorsunuz hepimizin çok önemli, dikkatle dinlediği ve takip ettiği bir kuruluş. Burada tek sadece anne sütüyle emzirmeyle ilgili tek bulaştığını söylemiyor ama bulaşmadığını da ispat edemiyoruz diye tek net öneri burada var. Ve gene el yıkamanın öneminden bahseden önerileri var. UNICEF gene diyor ki sebze ve meyve yiyin, işte ondan mümkün olduğu kadar taze yiyin diyor. İşte eğer kendi kutulanmış, konserve edilmiş balık yerseniz hem proteinden zengindir hem omega 3 yağ asitleri içerir gibi şeyler söylüyor. Bu UNICEF'te anne COVID olsa bile mutlaka emzirmeyi destekliyor. Sadece diyor ki işte maske takın, ellerinizi yıkayın ve gene besin hijyeniyle ilgili klasik önerileri veriyor. Yeni bir öneri vermiyor. WHO da gene aynı şekilde diyor ki sebze meyvelerden kullanın, diyet posasını arttırın, antioksidantları bu şekilde sağlayın deniliyor. Gene supplemente ait ek bir öneri de bulunmuyor. Gene European Food Information Council'in web sayfasına baktığımız zaman burada işte bu biraz önce bu bütün bir akşam bahsettiğimiz vitaminlerin ve minerallerin önemli olduğunu söylüyor ve hadi bunların takip edilmesini söylüyor. Ancak supplement hani insanlar yeteri kadar alamadıkları zaman veya bir yetersizlik olduğu zaman söyleniyor. Besin hijyenine ait klasik beslenmeyle ilgili önerilerde bulunuyor. FAO gene kendisini mutlaka çeşitli yiyecekler yiyerek beslenmenin zenginleştirilmesini söylüyor. Aslında Akdeniz diyetinden bahsediliyor. Yani Akdeniz diyetini takip ettiğiniz zaman hemen hemen bu bütün önerileri de yerine getirmiş oluyorsunuz. Çünkü Akdeniz diyeti işte tahıl, sebze bazlı sağlıklı bir diyet. Benim meslek örgütüm Türkiye Diyetisyenler Derneği de yine bir açıklamada bulundu bunlara kanıta dayalı bilimin ışığı altında yayınları toparlayarak ve dedikler ki Türkiye özgü TÜBER'in bir şey var, Sağlık Bakanlığı'yla yapılan büyük bir araştırma var. Bu 2015 yılının verilerine göre Türk insanı için, bizim için sağlıklı yemek tabağı modeli oluşturuldu ve bu açıklandı. Eğer böyle beslenirseniz o zaman yeterli ve dengeli beslenirsiniz. Nasıldır bu? Her ana öğünde tabağın bir çeyreğinde sebzelerden, diğer çeyreğinde tam tahıl ürünlerinden, kalan yarıyı da üç eşit parçaya bölündüğünde işte bir grubu kuru baklagil, et, tavuk, yumurta, balık gibi, yağlı tohumlar gibi, bir grubunu da süt ürünlerinden sağladığınızda, yeterli su tüketimini sağladığınızda ve yemeklerde zeytinyağı kullandığınızda aslında sağlıklı tabağa, sağlıklı besini, dengeli ve yeterli besine ulaşmış oluyorsunuz. Hangi mevsimdeyse o mevsimin sebze ve meyvelerin tüketilmesi her zaman için bizim genel önerimizdir. İşte dayanıklı sebzelerin biraz önceki önerilerde de olduğu gibi raf ömrünü uzatmak için yıkamadan kesmeden buzdolabında saklanması. Eğer taze sebzeleri bulamıyorsak kuru meyve ve sebzelerden lif kaynağı, mineral kaynağı olarak kullanmak önemli. Kuru baklagilin tüketilmesi artık çok ciddi bir şekilde yani öneriliyor. Haftada iki günde en az etsiz gün olarak geçirilmesi söyleniliyor. Eğer yeterli mineral ve vitamin alamıyorsa kişi diyetinde veya emilimiyle ilgili bir problemi varsa ancak o zaman bu supplementlerin ilave edilmesi öneriliyor. Yaş grubuna göre hayvansal proteini ayarlanması gene önemli bir bilgi olduğunu paylaşıyoruz. Neleri yememeliyiz? İşte kan şekerini hızlı yükselten yiyecekleri, beyaz undan yapılmış her şey, işlenmiş et ürünleri, aşırı tuz tüketen besinleri, alkol içeceklerinde gene kullanmamız gerekiyor. Kısaca sağlıklı diyet evet immüniteyi arttırıyor. Anne sütü immüniteyi koruyor. Eğer yeterli tüketemiyorsa, emilimiyle ilgili bir sıkıntısı varsa o zaman supplement yapılması öneriliyor. Ve işte sosyal mesafe, maske, el yıkama gibi önerileri
eğer hayatımızın içine değiştirebiliyorsak ve fiziksel aktiviteyi de koruyorsak, o zaman COVID'den korunmayla ilgili bir şansımız oluyor. Bu da Türkiye'nin son haritasıydı. Bu sabah koydum. Bu geç saatte beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, Evrim Hocamıza da çok teşekkür ederiz. Dolayısıyla bizim panelimiz tamamlandı bu şekilde. Her bir konuşmacımıza gerçekten çok çok teşekkür ederim. Kendi alanlarında çok doyurucu, tatminkar bilgiler verdiler. Şimdi sorular kapsamında bir sorumuz var. Kemal Yandakçı Hoca, bizim Sincan Hastanemizde genel cerrahi uzmanı. Tüm panelistlere ve Metin Hoca'ya teşekkür ediyorum. Muhittin Hoca'ya bir sorusu var. Bu arada Muhittin Hocamıza birçok YouTube'dan davetler geliyor çeşitli üniversitelerde konuşmak üzere. Onları daha sonra kendisiyle paylaşırız. Dünya vitamin pazarı yaklaşık 150 milyar dolar. Bence endüstri vitaminlerin düşük kanıtlarla yaygın kullanımını ticari kazanç nedeniyle desteklemekte. Bu konuda düşüncesi nedir Muhittin Hoca'nın? Şeklinde bir sorusu var. UpToDate buna da cevap veriyor aslında. Yani UpToDate çok şey cevap veriyor. UpToDate'in kanıtlarıyla ilişkili aslında bilmiyorum Lokman Hekim Hastanelerinin Üniversitesi'nin UpToDate üyeyim ama belki de en önemli şeylerden birisi Sayın Dekanım. Üye değilseniz UpToDate'e üye olmanız gerekiyor. Hocam, 300 milyar dolar diyor UpToDate. Kesinlikle. Bütün şeylerimiz, doktorlarımız üye. Yani bu arada mütevelliyet başkanımıza, rektörümüze teşekkür ediyoruz. Ne güzel işte. Yani UpToDate diyor ki 300 milyar dolar diyor bu sektör diyor. Her iki Amerikalı'dan birisi erişkin olanlardan supplement alıyor diyor. Ve gerçekten de hocam haklı. Kanıt olmaması gerçekten de bilimin, tekrar ediyorum bilimin cevap veremediği net soruların yerini supplementler ve vitamin doldurur. Ve bunu dolduran da yine bilim insanlarıdır. Bunu kar amaçlı kullanırlar. En önemlisi Linus Pauling'dir. Herkes bilir, gerçi bütün öğrenciler Linus Pauling kimdir? İki tane Nobel alan, vitamin C kanseri, enfeksiyonu engelliyor diyen adamdır. Belki de en kötü Nobel bilim ödülüdür. Gerçekten de bu böyledir. Ve Linus Pauling ile ilişkili ben birkaç çalışmaya özellikle koymadım. Yani mesela Bayer'le beraber Linus Pauling Üniversitesi'nin vitamin C etkindir COVID'de diye makalesi vardır. Ama uygun bir dizayn değildir bu. Gerçekten de kanıta dayalı vitamin çalışması yapılsa vitaminlerin etkisi çok az çıkacak. Yapılmamasının nedeni de bunu istememeleridir kişisel fikrim. Yani özellikle prospektif cohort dizaynı vitamin çalışmalarını, vitamin supplement sağlayıcılar istemiyorlar. Bunu istedikleri zaman zaten çok minimal etkiler ortaya çıkacak. Deney hayvanlarını yapıyorlar. De ondan sonra hayvan hücre kültür çalışmasını yapıyorlar ama bir üstte vaka kontrol çalışmasını yapıyorlar ama randomize kohorta geçmiyorlar. Neden geçmiyorlar? Herhangi bir antibiyotik çıkarken hemen yapıyorlar. Aşı çalışması, faz 3 çalışması. Bakın aşı çıkmadan önce faz 3 çalışması gerekli. Neden? Olmazsa olmaz bir dizayn. Ama vitaminlerde böyle bir şey yok. Gerçekten de bu soruların artması vitamin supplementini de artırır. Ve vitamin supplementi giderek de artacak. Yani bunun lamicimi yok. Çünkü bilimin bu tip sorulara cevap vermesi hiç kolay değildir. Bilimin bu veremediği yerde de itinayla bizler supplementler, herballer kullanacağız. Etkileri olacak mı? Çok sınırlı etkileri olacak. Tekrar ediyorum olsa bile. Çünkü eğer olsaydı elimizde birkaç tane randomize kontrolü çalışma var COVID'de. Onlar zaten etkisiz diyor. Bundan sonra daha da iyileri çıkacak. Yine etkisiz ortaya çıkacak. Ama yine de ben Volkan abiye bir soru sormak istiyorum burada da. Şu anda Türkiye'de bile hemen hasta COVID olduğu zaman vitamin C ve vitamin D'yi ekliyorlar. Bakın herhangi bir rehberde olmamasına rağmen. Herhalde öyle değil mi Volkan hocam? Yani bu şu anda enfeksiyon hastalıkları uzmanları vitamin C ve vitamin D'yi ekliyorlar. Aslında kanıt da yok bakın. Ama diyorlar ki yapacak bir şey de yok. İşte bu vitaminleri kullanımının genel kuralı. Çok net. Yani çünkü kanıt yok ama ellerinde başka bir şey de yok. Onu kullanalım şeklinde bitiriyorlar. Volkan abi bu konuda özellikle soruyor. Türkiye'de uygulama şu anda supplement açısından COVID'e yönelik nasıldır? Ve gerçekten de bu rehberlere dayalı mıdır? Yoksa uzman görüşü olarak mı yapılıyordur? Bence hiç kanıt yok hocam. Ama böyle bir konu ortaya atıldığı için aslında size çok net bir şey söyleyeyim mi? Bu virüsün tedavisiyle ilgili, bakın virüsün oluşturduğu enfeksiyonun
Ama enfeksiyon kısmının tedavisiyle ilgili hiçbir kanıt yok. Kullanılan hiçbir ilacın etkisi kanıtlanmamış. Ancak... Aşı hariç. Evet, onu söyleyeceğim. Aynen, çok teşekkür ederim, ağzından aldınız. Ancak bir tek yolu var. Bir mikroorganizmanın replikasyonunu, çoğalmasını engelleyemiyorsanız ona karşı antikor oluşturacaksınız. Başka çareniz yok. Yani istediğiniz vitamini verin. Virüs çok akıllı, çok. Yani yaptıklarını şu anda konuşamıyoruz tabii. Konumuz virüsün kendisi değil. Ama yaptıklarını bir anlatsak size hakikaten yani hikaye gibi, yalan gibi geliyor. Ben vitaminlerin bazı etkilerini tabii özellikle nötrofiller üzerine etkilerini bizim kitaplarda da görüyorum. Ama antiviral immünitede özellikle ben çok etkilendim Metin Hocam söyleyince. Antiviral etkinlikte lenfositlerin özellikle çoğalmasıyla ve sitokin yapımıyla çok yakın ilişkili olduğunu bugün yaptığımız konuşmada, yani bu panelden önceki yaptığımız konuşmada öğrendim. Aslında kanıta dayalıysa çok etkileyici. Ben madem söz bana geçti, Evrim Hocama bir şey sorabilir miyim? Sayın moderatörüm, izninizle. Evet, buyurun hocam. Evrim Hanım, yanlış bilmiyorsam Fatih Hoca da bu konuyla ilgili bazı şeyler söyledi. Yanlış bilmiyorsam gebeler üzerine yapılan araştırmalarda günde düşük düzey alkol alınması, siz ısrarla alkolü vurguladığınız için söylüyorum. Düşük düzeyde sürekli olarak alkol alınması gebelerde CD4 pozitif T lenfosit artışına ve buna bağlı interleukin 2 yapımına neden olmuş. Kaldı ki ben onlara girmedim tabii, sizin neler anlatacağınızı aşağı yukarı bildiğimiz için onlara girmedim ama interleukin 2 dünyada interferon gamma'dan sonraki en önemli sitokin, tanrı vergisi bir sitokin. Dolayısıyla nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsunuz? Sadece size söylemiyorum yani alkolden uzak durun, tamam uzak durun tabii, araba kullanacaksanız durun ama düşük düzey alkol alan insanlar, madem immün sistemi göçük insanlarsa, Amerika'da bütün herkesin ölmesi lazım. Adam sabah başlıyor viski içmeye. Yani bunu hakikaten kitaplarınız böyle mi yazıyor? Çok merak ediyorum Evrim Hocam. Hocam biz konuşmanın başında da söylemiştim. Ben guide'ları açıkladım. Benim açıkladıklarımın hepsi CDC, UNICEF, FAO, Amerikan, Avrupa. Ben oradaki bilgileri size çeviri yaptım. Ben çocukçu değilim veya herhangi bir laboratuvarda oturup bunlarla ilgili bir araştırma yapan kişi değilim. Ben sadece yaptıklarımı size, okuduklarımdan emin olduğum için anladıklarımı size aktardım. Sizin böyle bir bilginiz var ise hocam, muhakkak evet. Ki vardır. Siz düşünerek söylüyorsunuz. Evet. Siz bu konuyla ilgili araştırma yaparak yayınlarsanız bize çok büyük katkıda bulunmuş olursunuz hocam. Yani ben enfeksiyoncuyum, ben böyle şeyleri anlamam. Benim de bildiğim bir şey değil. Ben sadece var olan guide'ları açıklayabilirim hocam. Yapabileceğim başka bir şey yok. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani bunu miktar olarak vermişler mi? Çünkü benim okuduğum kaynakta şöyle bir şey var. Yani bir tane değil, bir sürü çalışma yapmışlar. Yüksek düzey dozda alkol alınması hakikaten immün sistemi devamlı olarak alırsanız. Mesela haftada bir gün yüksek doz alkol almış bir insanda immün sistem etkilenmiyor. Öyle yazıyor. Ben bir şey demiyorum. Ben enfeksiyoncuyum. Ben anlamam. Ama yani böyle bir kanıt var mı gerçekten? Ben çok merak ediyorum. Hocam biraz önce de söyledim. Tekrar söylüyorum. Ben UNICEF'in, CDC'nin, FAO'nun, Amerikan Nutrition sayfasını veya da Avrupa'nın görüşünü söylüyorum. Ha, Akdeniz diyetinden soruyorsanız, Akdeniz diyetinde günde iki bardak şaraba kadar izin verilir ve immüniteyi de güçlendirdiği söylenir. Ama Akdeniz diyeti bir bütündür. Onun içinden sadece içkiyi çekip alırsanız elinizde kalır. Akdeniz diyetinin genelini yapıyorsanız bu iş işlemseldir. Bizim konuştuğumuz konu bu değil bence. Bence insanlara içki içilerek, hele gebelere böyle bir şey söylemek, hele anne sütü alan birisine bunu söylemek bence çok riskli bir bilgi olur. Biz diyetisyenler olarak bizim otörlerimiz böyle bir şeyi guide'ların içinde yerleştirmediği müddetçe kesinlikle böyle bir şey zikredemeyiz efendim.
Ben size o zaman bir şey söyleyeyim. Bilmediğiniz bir şey anladığım kadarıyla. Evet, bundan... bilmediğim bir şey hocam. Söyledim zaten başında da. Ben de o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Bundan yıllar önce şu anda yapılan tokoliz olayı, yani uterusu gevşetici ilaçlar yokken veyahut da teratojenik etkileri bilinmezken, biliyor musunuz ki gebeliğin devamı için, yani yumuşatarak anlatmaya çalışıyorum, gebeliğin devamı için, yani kadının düşük yapmaması için günde belirli bardak sayısı kadar şarap içirilirdi. Evet, sayın hocalarım, şöyle, bilimsel çalışmalar tabii çok farklı. Özellikle yurt dışı kaynaklı çalışmalarda şu ifadeler hep var. Alkol alıyorsanız, bu birçok hastalık ve durumlar için geçerli. Alkol alıyorsanız sınırlandırın, almıyorsanız hiç almayın şeklinde ifadeler, evet, çok var bizim literatürlerde. Evet. Ama bu biraz evvel de bahsettim. Gerçekten beslenmeyi etkiliyor, vitaminlerin eminimini etkiliyor, mineralleri etkiliyor, vücudun birçok sistemini etkiliyor. Bazı sistemlerde olumlu etkilenebilir ama daha başka birçok sistemde olumsuz etkiler var. Hocalarımız çok güzel söyledi. Yani Fatih Hocam da öyle, diğer hocalarımız da, tek yönlü değerlendirmemek gerekiyor hiçbir şeyi. Yani biz her şeyi vitaminlere bağlamayacağız. Elbette uyku önemli, elbette egzersiz önemli, elbette beslenme önemli. Yani her şey önemli, moral, motivasyon elbette önemli. Şimdi bütün bunları toplamış olduk. Bu arada çok teşekkürler var açıkçası. Çok teşekkürler var. Ve birçok dinleyicimiz, YouTube'dan özellikle çok sayıda bir katılımcımız var, dinleyicimiz var. Hepsine gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Başka sorular yok gibi görünüyor açıkçası. Gençler var aramızda, bizi dinleyici olarak katılan sohbetimize. Onlara farklı bakış açıları sunduğumuzu ifade ediyorum. Ankara dışından, özellikle üniversite camiasından tanıdık birçok hocamız var, arkadaşlarımız var. Onların hepsine çok çok teşekkürler ediyoruz. Vakit ayırdılar, bizleri dinlediler. Gönül isterdi ki hepinize bir çay kahve ikram edebilelim. Böyle bizimle değerli vakitlerinizi paylaştınız diye. Aslında panel başlamadan katılımcılara birer dikili ağacınız olsun diye bir şeyler yapacaktım ama YouTube'da şu anda 2500 civarında bir katılımcıdan bahsediliyor. Nasıl oldu ben de bilemiyorum. Furkan o şekilde belirtti. 2500 ağaçta güzel bir orman olur aslında. Ama bu arada katılımcı hocalarımızın hepsine dikili ağaçları olacak şekilde Lokman Hekim Üniversitesi panelist hocalarımıza birer ağaç sertifikası takdim ediyor. Sayın hocalarım, bayağı zamanımız geçti. İlave sözleriniz varsa onları alalım ve müsaade ederseniz de kapatmak istiyorum ben paneli. Hocam, eğer müsaade ederseniz ben bir iki cümle söyleyip, zamanda çok ilerledi. Volkan Hocam bahsetti. İçimiz geçtiği için bir iki cümle söylemek isterim. Yani alkol konusuyla ilgili bence daha detaylı bir oturum yapılabilir. Yani alkol enine boyuna konuşulabilecek, derinlemesine konuşabileceğimiz bir konu. Hocamızın bahsettiği gibi gerçekten interleukin 2'yi artıracak çok güzel bir etkisi olabilir. Ancak bu veriler, mesela ben de bu konuya özel çok detay araştırarak yazmadım. Yani okuduğum birkaç review'den esinlenerek, kaynak göstererek bu bilgileri yazdım. İşte bu gecenin hatırası olarak up-to-date temelli bakarak gerçekten, yani bitki et gerçeklik değeri yüksek verileri kullanarak bunları konuşup çevremizi aydınlatmalıyız, kendimiz de aydınlanmalıyız. Ama bu konu enine boyuna konuşulabilecek bir konu. Yani sadece bir yerden okuduğumuz bir şey bizi yanıltabilir. Mesela şu tip şeyler oluyor. Ya benim babam da sigara içerdi, 90 yaşına kadar yaşadı, kardeşim niye abartıyorsunuz bu kadar diye birisi diyebilir ama o bizim için bağlayıcı değil. Yani sonuçta bilimsel değeri veriler üzerinden hareket etmek gerekiyor. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz hocam.
Ben son olarak bir şey söylersem, Walter Willett diye bir Harvard'ın nutrition uzmanı var. Onun bir cümlesi var, onunla bitirebilirim diye düşünüyorum konuşmamı. Arabanın dördüncü tekerleği gibidir diyor vitaminler. Arabanın dördüncü tekerleği olmadan gitmez. Ama beşinci, altıncı tekerleğin arabaya da bir faydası yoktur. Temel olarak vitaminle ilişkili bu sözü ben çok özlü söz olarak görüyorum. Vitaminlerin fazlası toksiktir. Özellikle A vitamini, C vitamini, D vitamini, bunlar çok nettir. Kafaya göre almamak gerekir. Ya bunlar çok derin konulardır tabii. Orasına çok girmedik. Ya ben orasını özellikle de girmedik. Yani dolayısıyla vitaminleri böyle supplement olarak alırken de dikkatli olmak, toksitelerini bilmek. Bazılarının var, bazılarının yok ama dikkatli olmak gerekir. Arabanın beşinci tekerleğine hiç ihtiyacımız yok. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, başka konuşmacılar herhangi bir görüş bildirmeyeceklerse ben burada kapatmak istiyorum. Öncelikle konuşmacı hocalarımıza çok 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 teşekkür ediyoruz. Bizleri dinlediği için Ankara içi dışı Türkiye'nin her tarafından değerli misafirlerimize zaman ayırdıkları için çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah bir diğer panelimizde görüşmek üzere. Lokman Hekim Uzaktan Eğitim Merkezi olarak bu panelde bize fırsat verdikleri için de Sayın Rektörümüze ve Belma Hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere tekrar. İyi akşamlar hocam.